Efendim şimdi sıradaki konuğum gelinlik tasarımcısı Hayrünnisa Erkoyuncu. Kendisiyle şöyle 2020'nin trend gelinlik modellerini konuşacağız. Kendisinin başarı hikayesini dinleyeceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın anneciğim? Ben de iyiyim. Çok teşekkür Rabbim ederim. Rabbim iyilik versin inşallah. Şimdi ben seni tanıyorum ablacığım. Evet. Ama tanımayan birçok izleyicimiz var şu anda. Onlar için istersen senin bir başarı hikayeni dinleyelim. Arkasından da şöyle 2020'de gelinler yazık şu pandemi sürecinden dolayı hep düğünler ertelediler. Düğünler ertelenmek zorunda kaldı. En azından şimdiden sonra düğünlerini yapacak olanlar için şöyle ufak tüyolar verelim. Hem makyaj tüyoları verelim hem trend gelinlik modellerini konuşalım. Konuşalım. Ama Hadi önce bakalım. Kaç yıllık sektördesin istersen oradan başla bize. Tabii Ve ki. Şöyle nasıl girdin bu sektöre? Hayat hikayen nasıl? Hepsini dinleyelim. Şimdi bu sektörde 32 yıldır varım. Maşallah. Allah'a binlerce şükürler olsun. 90'lı yıllarda iki çocuk annesiyken o zamanlar işte arkadaşlar heves saldılar dikiş kursuna gitmeye. Ben de eşime derim ki ne olursun derim aileye bir katkıda bulunayım. İki tane çocuk var biraz yardımcı olurum sana. Müsaade ver de bir dikiş kursuna gideyim dedim. Sağ olsun kırmadı ve gittim. Gittikten sonra kendimdeki hüneri gördüm. Bilirsin bir bohça dikilir, bir önlük, bir gömlek dikilir. Arkadaşlarım daha bohçada önlükteyken ben takım elbiselere başladım maşallah. dikmeye. Öyle derken ikinci yıl, üçüncü yıl derken bayağı bir dikişte kendimi ilerlettim. Tabii ki hırs var. Yani işte çalışma hırsı var, azim var. Onu yapsam, bunu yapsam, çoluk çocuk. Yani o zamanlar şimdikiler gibi değiliz zaten. O zaman sosyal medyalarımız da yoktu Yok. Bizim. O zamana kadar hiç çalışma hayatın olmuş muydu? Hiç olmamıştı. İlk Zaten defa. Çok gençtim. Evet, 19-20 yaşlarındaydım Eşinin o zaman. Eşinin tepkisi nasıl oldu tam o sırada? Eşimin tepkisi tamam yeter. Sen bana neden dikiş kursuna gittim dedin. Çocuklara bir şey dikeyim, kendime bir şeyler dikeyim diye gittim dedin. Ama dur hayatım şunu da yapalım, dur bunu da yapalım derken toptan başörtücülük. O zaman katalog üzerinden işte ürünler satma, makyaj malzemeleri satma derken daha sonra elimin makyaja, saça, türbana biraz daha meyilli olduğunu fark Dikişten ettim. Aynen bir anda öyle. Makyaja geçti. Onu da yaptım, onu da yapıyordum zaten. Bu sefer Allah razı olsun karşıma böyle bir sihirli bir prenses çıktı. Kim o? Hocam Suna Dumankaya. Karşıma çıktı sağ olsun. Bunun bir okulu olduğunu söyledi. Daha sonra ben bunun okuluna gittim. Gittiğim okulun da öğretmeni oldu zaten. Hemen hemen bir 8 yıllık bir özgeçmişim vardır Suna Dumankaya'yla. Daha sonra farklı yerlerde çalıştım. 2003-2004 yılında da kendi salonumu açtım. Nisanur'u kurdum. Yani şöyle söyleyeyim, birdenbire Nisanur olmadı. Aslında hep hayallerle oldu. Hep böyle işte ben ileride şöyle olacağım, böyle olacağım. Benim zamanımda çok ünlü modacılar vardı. İsim söyleyebilirim değil Söyleyin, mi? Söyleyin tabii ki. O zamanlar işte Nur Yerlitaş rahmetli. Allah rahmet Ondan eylesin. Ondan sonra Çolpan İlhan vardı. Ondan sonra o kadar güzel Neslihan Yargıcı vardı. Hep hayal ederdim. Derdim ki ben de bir gün onlar gibi modacı olacağım. Ünlü bir modacı olacağım. Annem derdi ki biraz hayallerini alçak tut. Yok anne derdim olur mu öyle şey? Şimdi derdim. Bir hayalle başladı aslında. Aynen İlk öyle. İş yerini de açtın. Elhamdülillah. Aslında küçükten başladın değil Aynen mi ablacığım öyle. Sen evet, de? Anneciğim. Böyle şu anda da hep gelinlerle haşır neşirsin. Hep gelinlerle. Hem gelinlik hem moda evi hem kuaför. İkisi de bir arada. İkisi de bir arada. İkisi Ve de bir arada. İnsanların en özel gününde aslında onları güzelleştiren sihirli bir elsin. Elhamdülillah. En ufak bir şey yanlış gitse, ters gitse Allah korusun. Tabii dönüşü ki. Çok kötü tabii olabilir. Tabii ki. Düşünsene çok yani riskli bir her iş şeyini yapıyorsun. Hazır etmişsin ama senin için en önemli olan nokta kuaförün. Yani kuaförüne geliyorsun. İstersen çok pahalı bir gelinlik ki. Başın ve makyajın güzel olmadığı zaman o pahalı gelinliğin hiçbir önemi yok. İstersen çok ucuz bir gelinlik ki ama baş ve makyaj tasarımın güzel olmadığı zaman ya da çok güzel olduğunda uygun olan gelin, uygun fiyata aldığın gelinliği bir anda böyle yüksek meblağları aldığın bir gelinliğe de çevirebilirsin. Aslında kendini bir nevi sanatçıyız. Nasıl iyi hissettiği de çok önemli. Tabii ki. O gün tabii ki çok stresli oluyor gelinler. Çok. İşlerin çok, hep yolunda çok. Gitmesi gerekiyor ama evet. Ufak ufak aksilikler mutlaka oluyordur. Mutlaka tabii ki Var oluyor. Var mı unutamadığın bir anın?
O kadar çok var ki. Aslında ben kitap çıkartacağım. Emekliliğimi bekliyorum. Öyle Nisan mi? Nur'un Gerçek Gelinleri diye emekli olduktan sonra kitap çıkartacağım. Hayırlı uğurlu olun acısıyla, inşallah. Acısıyla, tatlısıyla hazırladığım o binlerce, milyonlarca gelinlerimi hep oraya yazacağım. Tabii ki Rumuz isimleri hikayelerini yazacağım. Aynen öyle. Çünkü ne yapıyorlar? Hazırlanırken sana hikayelerini şimdi, mi anlatıyorlar? Şimdi şöyle bir şey anneciğim benim. Ben gelin kızlarımı hazırlarken kuaför olarak hazırlamıyorum. Benim bir lakabım var. Anne. Hı hı. Herkes bana Nisa anne der. Neden Nisa anne derler? Çünkü ben onları hazırlarken onlarla beraber mutlu oluyorum. Onların hüzünlerinde ben de hüzünleniyorum. Ağladıkları vakit emin ol ben de onlarla ağlıyorum. Unutamadığın anını merak ediyorum. Unutamadığım anım o kadar çok var ki hangisini söyleyeyim? Bir tane aklına gelirse ya da düşün istersen o sırada da. Şöyle söyleyeyim, hafız bir kızım vardı. Sabahın 5'inde geldi bana. Çıkış saati de 8'di. Yalnız gelirken dedik ki bana Nisa Nur anne dedi. Benim dedi nikahım 1'de 12'ye kadar buradayım. Beni hazırla. 12'ye kadar dedi beni almaya eğer eşim gelmez ise ödemeni de yapacağım. Ama üstümü soyunup evime geri döneceğim dedi. Bu aslında o kadar değil daha beterleri de vardı. Bu gene de benim hala görüştüğüm bir gelin çünkü damat? Bu. 10 oldu 11 oldu. Eyvah. Kimse gelmedi. Eyvah. Daha sonra ben gelin yanındaki arkadaşa dedim ki şu damadı ara da bir konuşalım. Çünkü sonuçta orada bekleyen bir gelin var ve fındık kabuğunu doldurmayan bir olaydan sebep ayrılmaya karar vermişler. Düğün günü. Düğün günü aynen öyle. Ay tüylerim diken diken dedim, oldu. Sen dedim yani bu kızı bu saatte burada bırakacak kadar düşüncesiz bir insan olamazsın. Hı hı. Hani Kur'an-ı Kerim Allah'ın lafzını yalamış yutmuş bir insansın. Allah rızası için fındık kabuğunu doldurmayacak bir olaydan bir yuva yıkılmaz. Hadi gel prensesini al git dedim. Kızımız tam kalkıp tamam dedi bitti. Artık her şey bitti dediği anda bir baktı ki telefon geldi damat geliyor diye. Anneciğim dedim 5 dakika daha bekle. O arada ben onun rutuşlarını yaptım. Abla niye yapıyorsun ki dedi gerek yok ki. Gerek var annem gerek var dedim. Damat onu almaya geldiğinde o ağladığında bizler de çok ağlamıştık. Aha. Çok etkilenmiştik. Hala evliler mi? Evliler. İyi Allah evliler. Yuvalarına daim etsin amin. İnşallah. Buna benzer daha çok çok hikayeler var da bu şu an benim aklıma gelen bir diyorum şeydi. Diyorum ya hep en stresli günlere şahit evet, oluyorsunuz aslında. Evet. Peki şimdi izleyicilerimiz de çok merak ediyorlardır eminim. Bir pandemi sürecinden çıktık. Düğünler aynen. Ertelendi. Genç kızların hayalleri birazcık suya düştü. Biraz üzüldüler, hiç kırıldılar. Sormayın, hiç şimdi sormayın. Yeniden o düğün tarihleri için biliyorsunuz artık izinler 1 çıktı. 1 Temmuz. Evet. 1 Temmuz evet. itibariyle düğünler yapılmaya başlanacak. Şimdi tam da bu noktada özellikle 2020 için şu gelinlikler trend, şunları tercih etsinler dediğin modeller şimdi, neler? Şimdi şöyle Safiyeciğim, 1 Temmuz'da düğün salonları açılacağı için artık gelinlerimiz rahatça giyinebilirler. Çünkü düğün salonları açılmayacak dediklerinde gelin kızlarımız daha çok düz A kesim. İşte hani prenses modeli dediğimiz çok kabarık olmayan, seydi deslerde giyilen sade elbiseleri, sade gelinlikleri seçiyorlardı. Ama 1 Temmuz'da düğün salonları açılacak dediklerinde tekrar gene o şaşalı modellere geri döndüler. Aslında her modelin gelini farklıdır. Şimdi ben gelin olsam ben en sade gelinliği giyerim. Ama her gelin öyle değil. Daha çok prensesvari, işte... Bir de senin düğününün olduğu yer çok önemli. Eğer sade mekan, bir nikah yapacaksan biraz daha sade. Ama eğer böyle çok kalabalık bir ortamda şöyle bir çırağan sarayı havasında bir yerde düğün yapacaksan tabii ki kuyruklu olması, gelinin merdivenlerden inerken hı hı. bir gösterişli olması daha da önemli. Şimdiki kızlarımıza zaten fikirlerine de saygı duyuyoruz ama herkesin fikri ayrı. Genelde hani genç her kızlar... Her modeli giyiyorlar. Hı hı. Ama çoğunluk sade. Genelde ama genç kızlar hep o gün bir prenses olmak istiyor ya. Hepsi, hepsi. Çok sade olacağım diyenden korkacaksın. Evet, biliyorsunuz değil mi? Ne yapıyorlar? Taş da istiyorlar, hayır, güpür de hayır, istiyorlar, dantelde. Ki çok sade istiyoruz ya. Tacı takıyorlar, güpürü koyuyorlar, onu koyuyorlar. Tabii onlara saygı duyuyoruz çünkü onların en özel günü, en güzel günü onlar ne derse bizler onu yapmak zorundayız. Peki vücut tipine göre gelinlik seçimi için önerilerin neler? Çok uzun boylu olanlar mesela çok tarlatanlı seçiyorlar hı-hı. ya da yok topuklu ayakkabı giyiyorlar. İşte baş tasarımlarını çok yüksek yapıyorlar.
Aslında bizim moda evine geldiklerinde modistlerimiz çok güzel yönlendiriyor. Hı hı. Tamamen vücut tipine göre. İşte hani eğer bel kısmı çok darsa onu biraz daha yüksek gösterecek. Belden aşağısı biraz kısaysa daha da uzun gösterecek. Çok tarlatanlı gelinlikler aslında pek tavsiye etmiyoruz. Mesela kısa boylu birisi geldi, tarlatanlı gelinlik giymek istiyor. Önerir misin, önermez misin? Önermem. Uzun boyluları önerir misin? Uzun boyluları öneririm. Diyorum ya, hep prenses olmak istiyoruz biz çünkü. Aslında kısa boyların da çaresi var. Artık eskisi gibi değil ayakkabılar, biliyorsun çok, Safiye çok yüksek ökçeli ayakkabılar var. 17 santim, 20 santim topuklar var. Hiç sorun değil. Ve damatlar için de var artık platform. Öyle mi? Tabii ki. Her damat şeyin çaresi tabii bulunmuş. Ki artık eskisi gibi değil. Damatların da ayakkabıları artık yüksek topuklu. Hani gelinle aynı boyda oluyor bazı damatlar. Hı-hı. Ne yapıyorlar? Platformu ben çok gördüm. Ay diyorum, maşallah diyorum, artık sırf sadece bayanlar topuklu ayakkabı değil, erkekler de yüksek platformlu ayakkabılar giyebiliyorlar. Peki baseni olan bir genç kızımız gelse sana, nasıl bir gelinlik tavsiye edersin? Baseni olan bir kızım gelse... Mesela balık bir... giymek istiyorum yok, dese. Balığı önermem ben ona. İlla tutturdu giyeceğim diye. Üstüne bir illaki bir dantel örtebilirim ya da böyle bir avolop yapabilirim şurasına. Ama çok basenli olan bir kızımıza balık yakışmaz. Peki modası geçti artık dediğin şeyler var mı? Mesela güpür modası hala devam ediyor mu tarlatan tabii, için? Tabii tabii. Ya da mesela iki parçalı gelinlik hala kaldı mı? İki parçalı gelinlik kalmadı. Değil mi? Hayır, kalmadı. Modası geçti tabii, artık tabii bu onu. Sene kalmadı. Kınalarda tercih ediliyor. Kına kıyafetinde tercih ediliyor ama gelinliklerde tercih edilmiyor. Aslında gelinlik o kadar farklı bir şey ki. Senin hayalindir o gelinlik. Şimdi sen bir gelin olarak bana geliyorsun. Bir model sunuyorsun. Benim hakkım yok sana. Ben yok anneciğim bu gelinlik olmaz. İşte modası değil, sana yakışmaz diyemem. Ne yaparız? Modelistlerimizle beraber senin beğeninin üzerinden bizler de bir model çıkartırız. Hem senin beğendiğin modeli çizeriz hem de kendi tasarımımızı katarız. Hem aslında sanatımızı özel, katarız. Sana özel bir aynen model öyle. Olmuş oluyor öyle değil mi? Öyle oluyor. Ama bir gelin geldiğinde ben tarlatanlı istiyorum işte ya da balık istiyorum ya da şöyle istiyorum dediğinde hayır bu sana olmaz diyemeyiz. Peki gelelim makyajlara. Bu senenin özellikle makyaj trendleri için söyleyeceğin şeyler var mı? Yani iki şekilde de değerlendirebiliriz. Saç aslında güzel bir aksesuar. Evet. Hem saçları da konuşalım. Hangi tarz saçları öneriyorsun? Özellikle yaz düğünlerinde. Hem de türban tasarımlarını konuşalım. Şöyle gelinlikteki. Söyleyeyim sana. Eskisi gibi artık o yüksek topuzlar kalmadı. Şimdiki kızlarıma bakıyorum. Dümdüz bir saç. Sanki arkadaşının düğününe gidecekmiş gibi. Şuraya sadece bir duağını koyar. Duağını bile koymasın. Nikah anında duağını çıkartıyor. Belki bir saç aksesuarıyla kalıyor. Hı hı. Daha çok bile fresh saçlar. Bir gelin gelmişti bana. Şey dedi. Öyle bir saç istiyorum ki sanki rüzgarda bozulmuş bir saç olsun. Ay dedim bak ne kadar güzel bir kelime bu. Çok güzel. Maşeyi yaparsın ama aradan iki gün geçmiş de saçında eseri kalmış gibi. Doğal istiyor. Doğal. Şimdiki kızlarımız çok bilinçliler. Hı hı. Tebrik ediyorum onları. Türbanda da artık o eski o şaşalı, şatafatlı işte aksesuarları koyalım. Öyle modeller de kalmadı. Şimdiki kızlarımız türbanda da çok sadeliği seviyor. Hı hı. Makyajda da çok sadeli. Daha çok böyle sıcak tonlar, soft tonlar. Şimdiki kızlarımız artık onlardan hoşlanıyor. Neler o tonlar ablacığım? Onları da söyleyelim mi? Yani tabii böyle ki. Bakırlar, kahve, kızıllar evet. mı? Bakırlar, kızıllar daha çok kına gecelerinde çok güzel. Hı hı. Kahve tonları. Ama düğün günleri natürel. Kendi göz kapağı tonlarında. Bak mesela kapat gözünü. Senin göz tonun çok güzel. Öyle mi? Beğendin evet, mi makyajımı? Beğendim. İyi güzel beğendim. Senden geçti. Yapanın ellerine sağlık. Gelin kızlarımız daha çok soft tonları seviyorlar. Bir de gelinlik zaten çok özel değil mi? Yani tabii biraz ki. Daha masumiyeti... Şimdi ya gelinlik öne çıkmalı ya da gelinin makyajı, saçı ya da türbanı öne çıkmalı. Hmm, ikisinden birine tabii karar ki, versinler. Tabii ki ikisinden birine. Şimdi hem gelinliği çok şaşalı, hem makyajı çok ağır, hem başı çok abartılı. İkisi bir arada olmuyor. Sağ olsun şimdi kızlarımız dinliyor, sözümüzü dinliyorlar. Ki onların da kendi fikirleri çok güzel. Zaten düğün öncesi bir istişare yapıyoruz. Prova değil ama bir ön görüşme yapıyoruz. Kızlarımızın neler istediğini bir önceden programlıyoruz. Düğün günü ki kafa karışıklığı olmasın.
Damatların fikirlerini de soruyor muyuz ablacığım? Sormaz mıyım? Bazıları çünkü sormaz makyaj sildiriyor, ben şahit oldum. Öyle böyle değil. Damat geliyor mesela, gelini getiriyor. Diyor ki bak diyor, gelinimi alacağım. Ama aldığımda beğenmezsen parasını vermeyeceğim. Aa, eyvah eyvah. Peki diyorum, ya beğenirsen ne yapacaksın? İki katını alırım bilmiş ol diyorum. Güzel cevap. Aynen öyle. Sonra gelini damada teslim ettiğimizde bir diyorum, evet anneciğim diyorum, beğendin mi? Ellerine sağlık ablacığım diyor. Çünkü orada zaten damadı da analiz ediyorsun. Gelinin ne istediğini de çok iyi anlıyorsun. Bizim gelinlerle aramızdaki diyalog çok farklı. Çok başka bir şey bu. Hı hı. Yani ben gelin kızımı o gün görmüyorum. Öncesinden randevu almaya geldiğinde görmüşümdür. Benimle istişare, modeller hakkında konuşmaya geldiğinde görmüşümdür. Hı hı. Ve düğün günüm. Kınaya geldiyse de kınada da görmüşümdür onu. Geldiğinde zaten onun nelerden hoşlandığını çok iyi bildiğim için oturduğumda, beğenmedin mi anneciğim? Ki hiç olmadı öyle bir şey ama ola ki oldu. Anneciğim beğenmediğin bir şey varsa söyle. Hani silip baştan yapabiliriz. Hayır Nisa anne, sen ne dediysen olur. Sen ne yaptıysan güzel yaparsın. Dediklerinde zaten beni de çok mutlu ediyorlar. Onların mutluluğu benim mutluluğum. Sen Nisa ablacığım sadece tesettürlü gelinlik çalışmıyorsun değil mi? Aynı hayır, zamanda hayır, açık hayır, gelinlik tabii de yapıyorsun. Ki, tabii ki. Ama maalesef hani bizi daha çok tesettür olarak görüyorlar. Neden maalesef diyorum? Çünkü açıklar çok yazıyor. Yani açık saçlı, açıklar demeyelim. Açık saçlı kızlarımız hani sizde neden saç yok? Sizde neden tesettür var olmayan? Var o iseki değil mi? Tabii ki var. Bu arada üç kız kardeşiz. İlk sektöre girenlerdenim. Daha sonra bir kız kardeşimi aldım. 5-6 yıl önce de bir diğer kız kardeşimi yanıma aldım. İlk modeli yaptığımızda ya dedim hani biraz daha mı böyle bir sadeleştirsek? Hani şuradan şöyle kalkmasa da şöyle olmasa da çok hoşlarına gitti. Her bir türban bir farklı model daha çıkarttı. Her eskiden satenler vardı. Evet. Şifonlar yoktu. Evet. Şifon da şöyle bir şey oldu. Bunu iftiharla söyleyebilirim. İlk multi şifonu çıkartan da biziz. İlk hayal tülü çıkartan da bizleriz. Yani hemen, türban tasarımını tabii, kullanan. Tabii kullanan, ki. Değil mi? Çünkü bunun zaten elimizde belgeleri bile var. Şöyle belge. O yılların yani 2006'da 2007'de multi şifona yaptığımız çalışmalı resimler var hala elimizde. Kızımız sabahın 6'sında gelmiş gelin başı yapacak. Fakat saten başörtüsünü getirmeyi unutmuş. Eyvah. Unutunca da o zaman kızımızın biri de pelerinli bir gelinliği vardı. Pelerini de multi şifondu. Pelerim. Ben dedi bu şifonumu kullanmayacağım deyip çantasına koymuştu. Anneciğim dedim ben bu sabahın 5'inde ben sana nereden dedim. Eyvah. Saten bulacağım, her yer kapalı, hafta sonu. Abla ne yapacağız, abla ne yapacağız? Dedim ki anneciğim sen dedim o pelerini kullanmayacaksın değil mi? Yok dedi kullanmayacağım. Gelin kardeşine dedim verebilir misin? Bir deneme yapalım. Tabii ki verebilirim dedi. Ve biz onu kestik. Öyle kestikten başladı. Sonra inan multi şifon öyle çıktı ortaya. Nereden nereye biz işte. Biz onu şöyle bir taktık. Ne kadar güzel durdu. Eskiden saten başörtüler şöyle dikey dururdu. Evet. Multi şifonlar daha bir daha sahip. Doğal duruyor. Evet daha bir doğal dururdu. Biz multi şifonla bir türban yaptık. Ertesi günü inanılmaz hoşumuza gitti. Ne yapabiliriz, ne yapabiliriz? Evet, bundan sonra tabii biz multi şifon olduğunu da bilmiyorduk o zaman. Evet, bir şifon ama ne şifonu? Öyle kullanmaya başladınız. Daha sonra adının multi şifon olduğunu öğrendik. Öğrendikten sonra gene bir baş yaparken bir drape attık. Daha sonra ikinci drapeyi gelişmeye attık. Gelişmeye başladı modeller. Kendi kendine modeller gelişmeye başladı. Hayal tülü de aynı şekilde öyle. Gene o da öyle. Peki ablacığım şimdi özellikle son zamanlarda şapka çok kullanılıyor. Evet. Tesettürlü gelinliklerde. Şapka üstüne duva öneriyor musun? Kullanılır mı? Şapka üzerine duvak olmaz. Sadece şapka kullanımı. Sadece şapka. Şurasından belki de bir tül parçası olabilir. Tül. Yüzünü örtecek şöyle yanda. Şöyle işte 80'lerdeki ki çok gibi. Modellerimiz var zaten şu an. Gösteriliyor da. Evet, ama şapka üzerine duvak olmaz. Olmaz diyorsun. Peki her... buyur. Yok pardon. Lafını kestim sen Estağfurullah. Söyle. Estağfurullah. Her gelinlik beyaz mı olmak zorunda? Hayır. Krem. Çok beyazı zaten fazla sevmiyor kızlarımız. Krem. Bazen böyle koyu renklerde gelinliklerimiz de var. Yani kremin daha koyu. Kapuçino rengine yakın renk gelinlikler de var. Özellikle böyle değişik atıyorum pembe yok canım. Onlar gördün daha mü? Çok yok. Benim arkadaşım da ben gördüm. Ciddi misin? Vallahi beyaz. Ben siyah gördüm ama siyah. Evet siyah gördüm. Gerçekten evet, mi? Evet siyah gelinlik. Bayağı siyah. Bildiğin siyah gelinlik. Yaz günü herhalde. Evet. Niye siyah acaba tercih bilmem edelim? O zaman da söyledim. Neden diyor ki çekmedi, çektirmedi fotoğrafını bende. Neden siyah?
ben siyahı çok seviyorum dedi. Tercih meselesi tabii aynen ki özel öyle. Günü için. Ben de şey görmüştüm. Beyaz o hayal tülünün altına pembe tüller koymuşlar. Ama gelinlik uzaktan bakıldığında böyle uçuk bir pembe. Öyle geldi bize. Hani pembe derken ben tamamen pembe yok. Bir gelinlik dedim. Yok yok öyle geldi. Tülün altına tabii ki böyle pudra tonlarında satenle üzerine de krem rengi tül geldiğinde hafif böyle bir renk veren gelinliklerimiz oldu tabii ki. Senin bu sene için önerilerin neler? Güpür mü? Dantel mi? Taş mı, pul mu, payet mi? Ben danteli de çok seviyorum. Bana sorma. Ben pul payetleri de çok seviyorum. Hepsini çok seviyorum ama sade senenin, gelinlikleri daha çok seviyorum. Bu senenin trend modelini konuşalım o zaman. Sade evet. Ama sade. Neler saten trend? Gelinliği daha çok seviyor bu saten. Sefer. Evet, saten. Biraz eskiye mi döndük Nisan'da? Biraz eskiye döndük. Zaten şu an görünürde var. Aa bak şapkalı çok, bir evet, model yine. Çok güzel bir modelimiz. Hı-hı. Bu bizim. Evet, bu da öyle. Hanım eli modelimiz. Ama yine, kollarında sanki bu modelin evet, ablacığım evet. Güpürler biraz var. Üç boyutlu güpürler kumaş var mı? Ama sade gelinlikler gözde. Şimdi Safiye'ciğim öyle bir şey ki senin zevkin, benim zevkim başkasının o kadar farklı ki. Hı-hı. Yani ben mesela bir gelin kızımız içeri girdiğinde evet diyorum bu kız sadece diyebiliyorum. Ama geldiğinde konuştuğunda sadelikten çıkıp güpüre giriyor. Hı-hı. Yani kızlarımız da aslında git geller bir kere evleniyorlar. O gelinliği bir kere giyiyorlar. Sade diye gelip güpüre dönen var. Güpür diye pul payete dönen var. Eyvah. O yüzden moda belli değil. Aslında, pul payet de olabilir, güpür de olabilir. Hı-hı. Sade saten gelinlik de olabilir. Tamamen zevkine kalmış tamamen diyorsun öyle. Sen. Yani trend diye bir şey yok aslında. Ne seviyorsanız vücut tipinize göre, zevkinize göre evet. Modelistlerimizle birlikte sizin için çalışıyoruz. Aynen, bir model çıkartıyoruz aynen, diyorsun. Aynen. Peki en önemli gün aslında düğün günü gibi gözüküyor ama bence kına gecesi. Kına gecesi. Yani kız kıza eğlendikleri, şöyle gerçekten bir bütün kurtları döktükleri evet. gün. Kınada gelinlerimiz daha bir özgürler, daha bir rahatlar. Ama düğün günü benim bildiğim düğün günü gelin kızlarımızın unutulmaz bir günleri. Kına geceleri de dediğin gibi belki de arkadaşlarıyla, aileleriyle evet o da çok heyecanlı ama düğün günü en heyecanlı günleri. Ama kına da ve bence... damadın karşısına ilk çıktıkları an çok çok önemli. Ben mesela o anı hiç hatırlamıyorum ama kına gecemi unutamıyorum. Bence bütün genç kızlara sorsan hepsinde aynı cevap geliyor. Kına gecemi unutamadım diyor. Çünkü düğün günü böyle bir koşturmayla geçiyor ya ablacığım. Evet. Kına gecesi ama öyle değil. Bir de evden ayrılık yok henüz. Daha böyle eğlence odaklı. Kına gecesi için önerdiğin renkler neler senin? Bordo, kırmızı vazgeçilmezimiz. Bordo kırmızı. Şu sıra şu bir de Hint an, kınaları evet, falan evet. yapılıyor. Hint bu sene fazla yok. Yani geçen sene çok vardı. 2019'da hı-hı. inanılmaz Hint modelleri vardı. Ama 2020'de fazla Hint modeli yok. Daha çok kızlarımızın rahat oynayabileceği kına tarzlarını seçiyorlar. Hı-hı. Bir de şimdiki kızlarımız çok şanslı. Sadece bir kıyafet giymiyorlar. Birkaç var, tane değiştiriyorlar evet, değil mi? Giriş ayrı, kına yakalırken ayrı. Ve kınadan sonra oynayacakları, rahat edecekleri model daha çok zilbilli, rahat hareket edebileceği kıyafetleri seçiyorlar. Ama bordo kırmızı ağırlıkta. Ağırlıklı diyorsun. Evet, peki. Eğer 2-3 tane giyeceklerse araya böyle bir yeşil katabiliyorlar. Mor da bazen yakışıyor. Bazen lacivert, mortu da katıyorlar ama kırmızı ve bordo ağırlıklı. Ağırlıklı renkler evet. diyorsun. Peki özellikle kaftan modelleri için önerilerin daha böyle kabarık modeller mi tercih sade, etsinler? Sade. Onda da sen hep sadecisin. Hep sade, evet. Yo, biz kaftanlarda da hep sade. Yo, sen kendin bireysel olarak ben de sade sadeyi çok seviyorum ama benim gelin kızlarım da sadeyi çok seviyor. Ama daha çok Hint taşlarını çok severler. Hı hı. Hep işlemeli taşları. Ki zaten kaftan bir kına yakıldığında giyilen bir şeydir. Kına haricinde yani kafta kına yakımı haricinde zaten güpürlü, dantellerin kınalıklarını giyiyorlar. Hı hı. Kaftanı sadece o an kına yakmada giyiyorlar. Bir saat bile değil. Belki bazen ama saat. Bütün kına boyunca kaftanını geçiren pek de oluyor nadir, kına gecesi. Pek nadir. Yo yo pek nadir. Peki özellikle böyle 3-4 kıyafet değiştirecekler için kınada baş tercihleri olarak tesettür başı ya da saç için de konuşalım. İkisini de konuşalım. Çünkü açık için modeller de yapıyorsun. Açık modeller de tabii çalışıyorsun. Ki. Neler öneriyorsun? Yani çünkü 3 kombinede yakışacak bir saç ya da 3 kombinede yakışacak bir tesettür türban. Başı olması zaten lazım. Zaten 3 kombin, 3 farklı renk giyenler tek bir türbanı kullanamıyor. Hı hı. Şimdi biz 2019'da tesadüf olarak bir tane kızımız dedi ki ben bordo giyeceğim. Bordo ile giriş yapacağım.
Ama daha sonra yeşil giyeceğim. Şimdi yeşilin üzerine bordo da yapamam dedi. Başörtü mü değiştirdiniz? Hayır, yapmadık. İki tane türban üst üste yaptık. Ha. Alta yeşili yaptık. Hı-hı. Yok, pardon. Zaten sayfalarımda da var kendisi. Hı-hı. Konuşurken de çektim onu. Alta kırmızı türban bağladık. Üstüne yeşili. De yeşili bağladık. Değiştirdi o sırada. Yanında bilinçli işte kardeşi ya da ablası ya da bir görümcesi, hı-hı, geldiğinde şuradan ufak bir açmayla bordoyu çıkardığında başındaki bordo başörtüyü de çıkarıp altından yeşil türbanı çıkıyor. Yapacağı tek şey giyeceği yeşil kıyafetin aksesuarını takma, başına takması. Onu oradan yırttık. Çözümler üretilebiliyor. Kınası açık olan, saçı açık olan kızlarımızda da girişte belki de şöyle hafif bir toplama yapıyoruz. Hı hı. Gene yanında bilinçli bir insan geldiğinde işte daha sonra kına yakıldığında alttan iki tane tokayı alıp açık saçı salabilirsin. İşte taç değişimi yaptığında, hı hı, şu tacı çıkartıp şu tacı, çok güzel fikirler verebiliyoruz. Çözümler üretilebiliyor her zaman. En azından biz onların kınasına gitmekten kurtulduk. Çözümler her zaman için aynen üretilebilir. Sizden destek alabilirler. Aynen çok öyle. Teşekkür ederiz. Çok güzel bir sohbetti. Bence birçok izleyicimiz için de faydalı bilgiler ederim. Oldu. Allah razı olsun. Rabbim yolunu da bahtını da açık eylesin. Amin. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Yalnız normalde salonda konuşan kadın ben değilim, çok heyecanlandım. Ciddi söylüyorum, olsun, çok normal, heyecanlandım. Olsun. Efendim şimdi de evimizin salonundaki misafirim, Türkiye'nin ilk aydınlatma tasarımcısı ve girişimci Çiğdem Yengel. Hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsınız? İyiyim, çok şükür. Siz nasılsınız? İyiyim, çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz haftalarda sizi ağırlamıştık. Evet. Çok da ilgi çekti gerçekten. Ben de sizden rica ettim. Dedim ki şu stüdyomuza da şöyle güzel bir dekor istiyorum sizden, bir yaptığınız tasarımlardan da görelim diye. Evet, seve seve. Böyle sizinle güzel her bölümde, görüştüğümüz bölümlerde bize birer birer model göstereceksiniz. Bugün evet, de çok güzel bir model getirmişsiniz. Çok teşekkür ederim, sağ olun. İnceleyeceğiz onu ilerleyen dakikalarda. Peki. Ama ben özellikle size şunu sormak istiyorum. Şimdi hani bu aydınlatma tasarımcısı olmak isteyen gençlerimiz varsa, şu anda ekranları başında bizi izliyorlarsa, hı hı, ve önlerinde rol model alabilecekleri bir başarılı girişimci kadın var. Onlara tavsiyeleriniz neler olur? Onlara tavsiyelerim aslında şu anda hani bunun bir eğitimi yok dışarıda. Sadece bizim atölyede eğitimi olduğu için, hı hı, öncelikle bir gelip bizimle görüşmelerini öneriyorum. Hı hı. Görüştükten sonra eğer gerçekten bir kabiliyetleri varsa kesinlikle aydınlatma sektöründe şu anda ciddi boyutlarda yükselme var. Tabii ki de tavsiye ediyorum. Hatta gençlerimiz bunu yapmalı. Yani özellikle yeniliğe açık, biraz tabii böyle ki tasarım kabiliyeti olanlar aynen, varsa değil mi? Aynen, ufku geniş çünkü bizim mesleğin. Yani kendilerini meslek edinebilirler. Ucu bucağı yok aslında. Evet. Peki sizin hiç yurt dışına açılmayı böyle bir düşündünüz mü? Aslında düşündüm, fuarlar falan oldu Safiye Hanım ama bir yoğunluktan ben tasarım yapamamıştım. Şimdi 2021'de kendi tasarımlarım çıkacağı için bir Türk kadınının aslında neler yapabileceğini yurt dışına da göstermeyi harika istiyorum açıkçası. İnşallah, inşallah. Teşekkür bizi güzel ederim. Temsil edersiniz. Evet, sizlerin bizi temsil ettiği gibi. Ay, çok teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi şunu da sormak istiyorum. İşin birazcık teknik boyutuna da girmek, hı-hı, istiyorum aslında. Siz model çıkartırken hani birçok malzemeyle aslında haşır neşir oluyorsunuz. Metallerle. Evet. Doğru. En iyi oradaki malzeme nedir model çıkarırken işleyebildiğiniz? Safiye Hanım, mesela bu lambaderimizde pirinç kullanılmıyor. Çok kaynak var, çok, hı-hı, detay var. O yüzden pirinç çok yumuşak olduğu için bunda kullanamıyoruz. Çok hata gösteriyor. Bunu tamamen biz demir metal kullanmamız gerekiyor, hı hı, ki. Ben bir bakmak da istiyorum tabii yakında. Tabii ki, ve üzerinde de tabiri caizse musluk, hı hı, kaplaması var bunun. Yani lak kaplama. Pürüz dediğim şey şuranın aslında pürüzsüz olması değil, evet, mi? Evet, yani şöyle söyleyeyim ben size. Mesela burada pirinç olsaydı. Şöyle gelin isterseniz. Tabii ki. Heh, anlatın siz. Şimdi mesela pirinç olmuş olsaydı buradaki kaynaklar bu şekilde ürünlerde, hı hı, pıtır pıtır bir leke olacaktı. Ama demir çok daha iyi, sert malzeme olduğu için, evet, iyi işlenebiliyor. Çok da güzel. Bu böyle oynayabiliyor mu? Onu da merak, evet, ettim. Evet, isterseniz hani açabiliyoruz. Hmm. Tabii ki biraz şuralar kaynaklarına dikkat ederek, evet, hafif dokunuşlarla bunları yapabiliriz. Var. Aslında istediğimiz şekilde daha açık böyle açabilirsiniz, daha gibi aynen dağıtabiliriz falan. Ben şey diyorum buna aslında, hurma dalına benziyor değil mi? Aa, biraz, evet, hani uğur getirsin, evet, falan diye. O yüzden yani bunu zaten oradan esinlendim. Güzel bir esinlenme olmuş gerçekten. Evet. Bereket getirir inşallah bizim de stüdyomuz, öyle değil mi? İnşallah. Buyurun, evet, sizi tekrar alayım ben yerinize. Teşekkür ederim. Bir de görmek istedi izleyicilerimiz. Yani sizinle yaptığımız yayından sonra herkes mesaj atmış. Safiye Hanım, hani bir iki de model gösterseydiniz. İşte yeni sezonu tanıttığınız trendleri konuştunuz, evet, ama iyi oldu aslında bir model bizim görsek için de.
dediler. Güzel oldu. Bu imkanı şimdi sunduğunuz için teşekkür ederim ayrıca bana. Siz her geldiğinizde böyle bir model getirin. Tamam. İzleyicilerimiz merakta kalıyor çünkü. Getireceğim. Biz de sözüm olsun. Göstermiş oluruz. Peki şu soru çok sorulur. Markalaşma yolundaki kişilere, başarılı iş kadınlarına, iş adamlarına. 10 yıl sonra kendinizi nerede hayal ediyorsunuz? 10 yıl sonra aslında biraz önceki gibi yurt dışında ben hayal ediyorum kendimi. Yani Türk kadını çok açılmadı aslında yurt dışına sanırım. Hani modada falan iyi olanlar var tabii ki ama şimdi aydınlatma da ilk kadın olduğum için 10 yıl sonra ben kesinlikle bir onu ülkeye falan ihracat yapmayı düşünüyorum. Ay inşallah. Onu hedefliyorum. Cirolarımın çok yükselmesi ve fuarlarda artık hani çiğdem yen gel diye bahsedilmesini çok istiyorum. İnşallah valla böyle İnşallah. Emin çok giderseniz teşekkür ederim. Olur da hayal kurarsanız hedefinize de çok evet, iyi bir şekilde evet hedef çok önemlidir. Ben olacağını düşünüyorum. İnşallah. Peki şunu da merak ediyorum. Yani aydınlatma tasarımcısı olmak sizin bir hayaliniz miydi? Yoksa spontane böyle kendiliğinden gelişen, hani hayatın içinde bazen yön veremediğimiz kendiliğinden evet olan şeyler vardır, işarettir onlar. O şekilde mi oldu? Nasıl oldu? Moda tasarıma çok ben böyle ilgiliydim açıkçası böyle. Babam da tekstilci olduğu için bu arada Konyalıyız biz. Konya'ya da buradan selamlar evet, gönderelim. Evet sevgilerimizi gönderiyorum. Çok selamlar. Ondan sonra tabii ki babam bu mesleğin çok böyle sıkıntılı olduğunu söyleyince ben de aydınlatmada o ara böyle muhasebeciydim. Daha sonra detaylarla, metallerle bunu yapabilirim diye aslında avunurken metalle daha sonra tasarımcısı oldum. Nereden nereye? Evet. Kesinlikle nasip kısmet nasip, meselesi. Nasip kısmet kesinlikle. Peki İstanbul dışında özellikle siz İstanbul'dasınız. Evet İstanbul'dayız. İstanbul dışında olanlara, danışanlarınıza online böyle eğitimler ya da danışmanlıklar veriyor musunuz? Online danışanlarımız oluyor. Aha. WhatsApp'tan görüntülü konuşarak, atölyedeki videoları göstererek, ürünleri göstererek, işte renkleri göstererek falan karar verebiliyoruz. Yani şöyle söyleyeyim, Samsun'da 3 tane ev yaptık. Ve ben daha hiç böyle tanışmadım oturup bizzat kendileriyle. Hep görüntülü 3 tane evi komple perde ve halı hariç zaten biz konseptledik. Konsept danışmanlığında yapıyorsunuz tabii aslında. Tabii ki evet. Telefon, görüntülü konuşmalar, işleniş tarzı falan filan. Bir ayda en az bir müşterimizle bir 40 kere görüştükten sonra. Oo 40 kere. Tabii ki o kadar görüşülüyor. Yani şöyle oluyor falan vesaire gibi ürünler ortaya çıkıyor. Peki ben geldim size. Dedim ki Çiğdem Hanım ben yeni bir ev dekore ediyorum. Ne yapmam gerekiyor diye geldim bir danışmanlık alacağım ya da diyorum ki evimin aydınlatmaları size emanet. Ne evet yapıyorsunuz? Önce kişiyi mi tanıyorsunuz? Analiz mi ediyorsunuz? Neler beklentisi olduğuna mı siz bakıyorsunuz? Siz bize mağazaya geldiğinizde Safiye Hanım zaten sevdiğiniz renkleri söylüyorsunuz bana. 5 tane renk belirliyoruz aslında. Salonda mesela 3 renk kullanmıyorum ben. 2 renk kullanıyorum. Daha sonra bana diyorsunuz ki Chester sevmiyorum ben. İşte daha kanepe tarzı seviyorum dediğinizde. Zaten resimlerle an be an gidiyor bu. Zaten 3 resimle ben size gösterdikçe bir bakmışız ki salon bitmiş. Ha, ne yapıyorsunuz? Önden de bir çizim yapıyorsunuz o tabii zaman. Tabii ki render çizimleri yapıyorum ben. 3 boyutlu. Önden görüyoruz biz evet zaten. Bir sürprizle karşılaşılmıyor. Yok hayır aslında kesinlikle. Aldığınız evin bana kroküsünü atıyorsunuz. Tapuda verilen tüm çizimlerini. Ben aslında yaşam alanına çeviriyorum onu. Size okeyletiyorum. Daha sonra başlanıyor. Peki krokiyi attık size. Dekorasyona göre mi bir aydınlatma tasarımı yapıyorsunuz? Yoksa aydınlatmaya göre mi bir tasarım yapıyorsunuz? Dekorasyona göre aydınlatma en son. Peki ben dedim ki size mesela bu hurma ağacı tasarımını çok beğendim. Benim mesela bu zevkimden bir çıkarım yapıyor biliyor musunuz dekorasyon adına? Yani işte birazcık daha ne bileyim belki yeşiller seviyor evinde. Evet. İşte daha spor belki. İşte mesela bana bir tane çok güzel bir ön izlemi verdiniz şu anda. Hurma ağacı dediniz. Şimdi ben bunu lambaderi yaptıktan sonra daha sonra avizelerini yaparken bu sefer ne yapıyorum? Yeşil yaprak kullanabilirim. Ya da işte kristal boncuklar bu dallardan sarkabilir. Yani ben ruhunuzdaki bir şeyi aldım zaten orada. Daha sonrası böyle gidiyor. Şunu diyen var mı? Merak ediyorum şu anda. Ya Çiğdem ben şu aydınlatmaya bayıldım, bu avizeye bayıldım. Al bu avizeyi kullanabileceğim şekilde evimi dekore et. Evet. Var mı bunu yapan? Yani aslında çok değil, çok nadir. Yani hani bir terim vardır avizeme göre mobilya dizmek istiyorum ama çok büyük risktir. Ama ben bu avizeyi bittim aşık olduğum dediği dakika mecbur onun tarzına gitmeye çalışıyoruz. Ama çok büyük risk bu. Ben değil bunu mi yapmıyorum evet. Birazcık yani zorlayabiliyor. En son koltuklar her şey geldikten sonra avize nokta atışı olmalı. Kesinlikle. Evet. Pek ünlü
ürünlerin sizi tercih etme sebebi ne? Kaliteniz mi? Yani çok mu kaliteli ürünler çıkartıyorsunuz? Şimdi öncelikle kalite. Birçok ünlüyle çalışıyorsunuz bu arada. İsim verebilirsiniz isterseniz. Emel Yıldırım'ın kendi işte butiklerini yaptık. Zerrin Özer benim ürünlerimi sattı. Berna Atan'ın şu anda zaten komple evini yapıyoruz. Evet. Konseptine kadar, bütün renklerine kadar ben karar veriyorum bu arada. Mesela moru sevdiğini biliyorum. Buradan da tüy olacak ama daha bilmiyor. Duvar kağıtlarının içerisinde morlar var. Mor çiçekler var. Yok, bilmiyor. Hiçbir şey bilmiyor. Her şeyi size mi bıraktı? Evet, her şeyi bana bıraktı. Risk aslında. Anahtarla kendi girecek. Güzel de bir şey. Hiçbir şeyle uğraşmayacak. Evet, uğraşmayacak. Aslında bence de bana da öyle bir şey yapsalar ben de çok sevinirim yani. Hiçbir şeyle uğraşmayacağım. Siz çok mu iyi tanıyorsunuz mesela? Berna Tan'dan örnek verdiğiniz için. Berna'yı çok iyi tanıdığınız için mi? Hani anahtar teslim ev. Evet. Şimdi o bana çok güvendiği için, birkaç yaptığım evi de gördüğü için, kendi evimi de gördüğüm için bana bıraktı açıkçası. Güzel aslında. Tercih edilme sebeplerimizden bahsedersek ya, bir kadın oluşumuz işte. Değil mi? Hani ince ince işleyeceğimizi bildikleri için. Daha sonrasında, hizmet sonrasında çok iyi davrandığım için, diyaloglarımın çok iyi olduğu için, yani hata da olsa Çiğdem bunu telafi eder diye... Daha çok bu yüzden tercih ediyoruz. Bir de sosyal medyamız çok kuvvetli. Yaptığımız her evi paylaştığım için bir güven duygusu da var. Vallahi çok teşekkür ederim. Çok ben güzel teşekkür bir sohbetti. Böyle aktı gitti. Evet. İlerleyen haftalarda da sizinle yine beraber olacağız inşallah. İnşallah. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için. Gerçekten çok, çok keyif alıyorum. Hani artık stüdyo gibi değildi. Sanki evimizde böyle muhabbet eder gibiyiz. Evimizdeyiz. Ve sizi çok seviyorum. Şimdi sıradaki konuğum Teta Meditasyon Eğitmeni Nazlı Ege Dayanır'la birlikteyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. İyiyim. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Çok ilginç bir mesleğiniz var. Evet, oldukça. Nasıl karar verdiniz? Yani bunun okulunu mu okudunuz? Ben kurumsal hayatta bankacıydım. Öyle İşletme mi? Ve ekonometri eğitimleri aldım aslında. Ancak işte hayatın getirdiği o tekamül yolculuğundaki sınavlarla beraber... Hayatımda yeni bir rota çizmem gerektiğini fark ettim ve aslında sadece kendime iyi gelsin diye şu an verdiğim eğitimlere bir uygulayıcı olarak katıldım. Nasıl yani, o hani o dönüm noktasını merak ettim. Evet. Hani bankada mesaili bir iş, artık canınız sıkılmıştır belki sürekli servisten eve, evden işe, böyle bir çok hayat. Çok öyle değildi aslında ama biraz daha hareketli bir yapıdaydı ama babam pankreas kanseri oldu ve böylelikle hayatıma çok sağ olun. Daha sonrasında da kaybettik kendisini. Allah rahmet Majör olsun. Bir acı yaşayınca insan bir şekilde bunu atlatmak istiyor. Benim de karşıma bu teknik çıkmıştı. Ve iş hayatının stresi, çok milyon dolarlarla işte işlem yapmak vesaire büyük stresler. Bankacılar anlayacaktır beni şimdi izleyenler. Ben de bununla beraber önce kendime iyi gelmek istedim. Sonrasında da yol beni aslında buraya getirdi. Bu mesleği hani ben böyle oturdum da şöyle bir meslek yapayım diye düşünmedim. Çünkü çocukken böyle bir meslek olduğunu dahi bilmiyordum değil aslında. Mi? Aslında herkes kendi değişimi, dönüşümü içerisinde böyle şeylere karar veriyor. Evet. Yaşanmışlıklarınız sizi buraya getirmiş. Doğru. Merak ettiğim şey şu. Özellikle bu meditasyonla ilgili hangi konular üzerinde çalışılabilir? Yani her şey üzerinde çalışılabilir mi? Her konu hakkında aslında çalışma yapabiliriz. Burada önemli olan şey şudur. Kişinin dönüşmeye, değişmeye ne kadar gönüllü oldu. Eğer siz bir probleminizi çözmek istiyorsanız ve buna gerçekten %100 gönüllüyseniz bu teknik size çözümü sağlıyor. Ama siz ya aslında konfor alanımda derdimle ben iyiyim biraz diyorsanız o zaman hiçbir şey zaten size yardımcı olamıyor. Ya önce kendimiz bir şu durumdan şikayetçi olacağız. Gerçekten evet. Canımıza tak etti dediğimiz noktada biz çözüm arayan kesinlikle, bir milletiz çünkü. Kesinlikle öyle. Şeyi de merak ediyorum, eğitim sürecine. Herkes eğitmen olabilir mi? Eğitmen herkes olamaz. Şöyle, öncelikle uygulayıcı yetiştiriyoruz bizler. Ben de uygulayıcı yetiştiren bir akademinin eğitmeniyim aslında. Kendime ait akademimde. Bu eğitimleri veriyorum. İlk 3 modülü muhakkak tamamlaması gerekiyor. Basic, Advanced ve Dig Deeper modüllerini tamamlaması gerekiyor kişinin. Daha sonra ancak eğitmenlik eğitimine gidebiliyor. Ben mesela İsviçre'de ve Dubai'de aldım eğitmenlik Öyle eğitimlerimi. Mi? Evet, Amerikalı Vianna Stiebel veriyor bunun eğitmenliğini. Dolayısıyla biz önce uygulayıcı olmalıyız diyorum. Zaten çıkış noktamız da bu olmalı. Çünkü siz araba kullanmayı iyi bilmiyorsanız direksiyon öğretmeni olmanız çok anlamlı olmaz değil mi? Kesinlikle. Önce iyi kullanacağız, hakim olacağız, trafikte manevraları kolay yapabileceğiz. Ondan sonra bunu öğreteyim diye yola çıkılmalı. Peki online öğrenilebilir mi? Biliyorsunuz pandemi sürecinden sonra artık her şey tamamen teknolojiyle birlikte online'a döndü. Evet. Online öğrenilebilir mi? Öğrenilebilirse...
Ne kadar etkili olur onu da merak ediyorum. Tamam. Şöyle biz pandemiden önce tamamen yüz yüze veriyorduk. Fakat daha sonrasında pandemiyle ilk Amerika'dan, enstitümüzden bize onay geldi ve online öğretebilirsiniz dendi. Ben nasıl olacak, şimdi nasıl anlatacağım? Ben herkesin elini tutuyordum. Katılımcılarıma işte bir aromatik yağ koklatıyordum. Ay ne güzel. İşte güzel rahatlıyorduk orada. Benim enerjimle tanışıyorlardı derken öyle bir eğitim sınıfları olmaya başladı ki online'da bilgisayar başında biz bir aile olduk. Örneğin kanserli bir katılımcımın ona yaptığımız kazma çalışması dediğimiz soru cevap yöntemini yaparken sınıftaki 20 kişiye yakın grup hüngür hüngür ağladı veya herkese birisi, de faydası olmaya başladı. Evet, herkes bir anda aynı enerjiyi aslında soluyabiliyor online de olsa bilgisayar önünde de olsak. O yüzden ben faydasını gördükten sonra ben bundan sonra yüz yüze eğitim vermesem de olur dedim. Peki şimdi bildiğim kadarıyla bu meditasyon hayatın her alanında çalışılabilir bir şey. Evet. Özellikle ilişkilerimizde, evliliklerimizde böyle hani kendimize yaptığımız negatif kodlamalarımız var ya. Evet. Bu kodlamalarımızla birlikte neler olabilir? Şimdi eğer öncelikle evlilik, anne ve babanın evliliğinde bazı problemler görüldüyse bunlar direkt alınıp kopyalanabilir. Bunlar çünkü bilinçaltı dediğimiz yer çocuklukta anne karnında rahime düştüğümüz andan itibaren kayıda başlıyor. Ve orası uçağın kara kutusu gibi düşünün. Uçağın kara kutusu muhakeme yeteneği yok, her bilgiyi kaydediyor. Yani işte kemerlerinizi bağlayın da kaydediyor. Maskeniz düşerse şuradan alacağınızı da veya işte anneniz size erkekler kötüdür, erkekler aldatır, bak baban da böyle yaptı derse siz bunu alıp otomatik olarak kaydetmiş oluyorsunuz ve aynı frekansta size hizmet edecek bir eş adayını kendinize çekmiş oluyorsunuz. Eyvah eyvah. Ne yapacağız peki tam o noktada? Bu kodlamaları dönüştürmek için işte öncelikle biz burayı nereden, bu tohum nerede atıldı önce bunu buluyoruz. Siz önce bir analiz ediyorsunuz aslında. Yani gerçekten ailesinden gelen bir durum mu? Ailesinden gelen. Yoksa bir yaşanmışlıktan mı? Evet, değil mi? Evet, bir filmden dahi, bir film karesinden dahi kişiler kodlanabilirler. Gerçekten tabii. Tabii. Dikkat etmemiz lazım o zaman izlediğimiz her Türkçe şey. Müziklerde inanılmaz dikkatli olmak lazım. Çünkü hepsi acı içeriyor. İşte acıları doğru. Bana yolla gibi düşünün yani. Hepsi aslında negatif kodlama içeriyor. Arabesk seven bir milletiz çünkü. Evet, evet. Onların hepsi bizi etkileyebilir. Hepsi etkiliyor. Farkında olmadan onlar size kayıt oluyor. Bir çocuk zihni gibi düşünün. O hiç değişmiyor. Bilinçaltı büyümez veya küçülmez. Hep aynıdır orası. Farkında değiliz ama belli bir noktada onun çıkışı olursa eğer ve bu bize zarar getirirse, biz bunun farkına varırsak o zaman soluğu siz de alacağız. Evet, o zaman teta meditasyonu işte bu noktada çok işe yarıyor. Çünkü neden? Biz bilinçli zihnimizde beta frekansındayız. Yani uyanız. Bu ne demek? Benim bir seviyede savaş ya da kaç mekanizmam devrede. Benim buradayken egom da devrede olduğu için ben diyorum ki ben Nazlı Ege dayanır, benim başıma böyle bir şey gelemez. Ben yok hiç öyle değilim. İşte kilo eğer problemi varsa kişinin mesela diyor ki ben ideal kilo ile ilgili bir sorunum yok ama yediğim için çok tutuyorum. Halbuki aslında altında şefkat eksikliği olabiliyor bunların. Nerelerden ne tabii, çıkıyor? O yüzden ben diyorum ki şimdi teta frekansına zihni geçirelim ki bu meditasyonla. O zaman işte dökülüyor asıl olanlar, ego devre dışı kalıyor ve kişi tamamen kendi problemlerinin kökeni, tohumuyla yüz yüze geliyor. Ve bu direkt kendi ağzından dökülüyor zaten. Kimseyi uyutmuyoruz. Siz böyle karşımda otururken sadece gözleriniz kapalı bir halde bana yanıt verirken aha ben bunu nasıl söyledim, bende bu mu varmış uyanız diyorsun. Uyanız aslında uyanıksınız, değil mi? Uyanıksınız, sadece gözleriniz kapalı. Peki bazen de İlişkilerde tamam, yani ters giden bir şeylerde bilinçaltımızda farklı şeyler olabilir, düzeltebiliyoruz. Peki bazen de diyoruz ki yani bir batıyorum bir çıkıyorum, hep aynı şeyi yaşıyorum. Yani para kazanma, bolluk, bereket gibi kavramlarda. İşte bereketimiz mi eksik? Gelen para çok iyi ama hiçbir şekilde tutamıyoruz dediğimiz durumlarda da yine negatif kodlamalar mı var? Kesinlikle var. Bir de şükür eksikliği olabiliyor bu tarz durumlarda. Bereket farklı bir şeydir. Bereket sadece parada değildir bir kere. Bunu bütün izleyicilerimize buradan duyuralım. Çünkü sizin evinizdeki pirinç de bir berekettir, bulgur da bir berekettir. Eğer onlara da şükretmezseniz bunların da çoğalması zor olur. Dolayısıyla biz hayatımızdaki tüm bolluk ve bol gelen paralar vardır. Çok maaş alıyor olabilir kişi veya çok fazla para kazandığı bir iş yeri olabilir. Ama bu para geldiği gibi gidiyordur. Orada şöyle bir kodlama olabilir. Para geldiği gibi gider. O zaman siz milyon dolarlarda kazansanız aylık olarak geldiği gibi onu yine bir yere vereceksiniz. Dolayısıyla bolluk ve bereket çalışmalarını özellikle yaparken atalara gidiyoruz. Atalarda işte iflas eden dedeler var mı? Veya kişinin işte daha önce kovulduğu, babasının kovulduğunu gördü mü, annesinin kovulduğunu gördü mü?
direkt anne baba 7 kuşak öteye kadar biz buradaki atalarla çalışma yapıyoruz. Peki diyelim 7 kuşak ötede, yani biz buna şahit olmadık, bilmiyoruz. Evet. Ama genetik kodlarla mı bize aktarılıyor? Aynen öyle. DNA'mızda, kromozomlarımız aracılığıyla. Yani kromozomlar sadece saç rengi, göz rengi, cilt rengi değil. Onların hissel hafızaları da var. Buna junk DNA diyor bilim adamları şu anda. Tam olarak tabii görünmüyor. Mikroskopun altında o anılar belli olmuyor. Ama siz hissel hafızayı taşıyor oluyorsunuz. O zaman bence herkesin mutlaka bir baktırması lazım. Evet. Çünkü bilmiyoruz ne geldi. Ya da hayatımızda yaşadığımız her olumsuzluğun belki altında yatan sebep bu. Özellikle tekrar edenlerin. Peki kızgın olduğumuz kişiler de oluyor bazen hayatta. Bu kızgın olduğumuz kişilerle de minik bir misafirimiz var. Kızgın olduğumuz kişiler de sürekli bize bir negatif, hani ister istemez görüşmesek bile... bir negatifliğe sebep oluyor zihnimizde, yaşadıklarımızda, anılarımızda. Bu kişilerle bu bağı meditasyonla kesmek mümkün mü? Mümkün. Kızgın olduğumuz kişileri affetmemek bizim için bir kar sağlıyor. Hep zaten kazmada biz buna gidiyoruz. Yani bir kazancımız var. Yaşadığımız her negatif olaydan bir karımız var. Ama bunu kabul etmek, dediğim gibi, uyanıkken çok mümkün olmuyor. Ne oluyor aslında? Kızgın olduğumuz kişiyi, kızgınlık, kin tutuyoruz ki bir daha bizi aynı yerden kırmasın, üzmesin diye. Uzak tutmak için kızgınlık tutuyoruz. Kini tutuyoruz. Kızgınlığı, kini bunun için tutuyoruz. Ve eğer biz bu kişiyi tamamen affedersek, ben şimdi boşa mı yaşamış oldum diyoruz. Hayır, dersini aldın ama şimdi yoluna devam edebilirsin. Gönülden affetmek var. Tabii bazen de danışanlarım diyorlar ki, tamam ben onu affettim ya da edebi bir gidiyoruz. Gene oradan aynı kızgınlık çıkıyor. Veya diyor ki ben affedemiyorum diyor. Yani ne yaparsam yapayım affedemiyorum. Burada kişinin özgür iradesi söz konusu. Ve özgür irade seçmezse eğer kızgınlığı affetmeyi, bunun için hiç kimse bir şey yapamaz. Eğer kızgınlığı affetmezsek de hayatımızda etkiler şöyle oluyor. Beynimizde 100 tane işçi çalışıyor ve bu 100 işçi her sabah kalkıyor kızgın olduğumuz kişilere, düşünün ki bir fabrika, orada bir işleme yapıyor. Ben buna kızgınım, ben buna kızgınım diye bütün gün çalışıyor ve size 70'i kızgın olduğunuz şeylere ve kişilere, 30'u da ancak sizin hayatınızı idame ettirmenize çalışıyor. Her affettiğiniz durum ve kişi oradan işçileri çıkartıyor sizin keyfiniz için çalışmaya, sizin hayatınızdaki hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek üzere nasıl yollar edinebiliriz diye çalışmaya başlıyor. Dolayısıyla bu en büyük karımız oluyor. Kızgınlığı muhakkak serbest bırakmalıyız. Konuğumla sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi kısacık bir ara. Peki kızgınız ama diyoruz ki yani o benim gün içinde aklıma bile gelmiyor. Yine o işçiler çalışmaya devam kesinlikle ediyor mu? Kesinlikle çalışıyor. Arka planda çalışıyor. Ve bu sizin... İlla affedeceğiz. Evet, titreşiminizi etkiliyor aslında. Siz ona kızmıyorsunuz. Mesela babanıza özünde kızgınsınız. Babanız sizi işte hiçbir zaman takdir etmiyor diyelim ki. Aynı şekilde size öyle bir patron geliyor ki, denk geliyor bu. Ve patronunuz da sizi takdir etmiyor. Ne yaparsanız yapın görmüyor. Bana zaten gelen danışanım ilk seferinde diyor ki, patronum ben ne yaparsam yapayım fark etmiyor. Ben bir türlü terfi edemiyorum. Peki gel o zaman çalışalım dediğimde, daha önce bu başına gelmiş miydi sorusunda, evet babam da böyleydi aslında ile babaya kızgınlık çıkıyor orada. Hani şey oluyor ya, eşini buluyor, diyor ki, evet, ya babam da böyleydi, babam gibi bir adam aynen buldum. Öyle. Annemin yaşadıklarının aynısını yaşıyorum aynen diyor. Aynen öyle. Bu bir kodlama. Zaten kişi onu aslında seçimle çünkü ortaya çıkarıyor. Anne ve babasının evliliği onun için bir rol model. Eğer kız çocuksa, kadın olmak için annesi gibi olmalı. Annesi gibi olmak için babası gibi bir eş bulmalı. Peki biz meditasyonla bunları sildiğimizde bunları yaşamaz mıyız? Aslında hayatımıza çekiyoruz belki de, hani böyle düşündüğümüz için ya da kodlarımızda olduğu için. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Silmek değil de fark ediyoruz. Diyoruz ki benim burada kazancım ne? Burada benim bir karım var belli Farkındalığımız oluşuyor. Evet, bilinçli bir farkındalık ve bilinçaltı dönüşümüyle aslında bir bilgisayar programlaması gibi de düşünülebilir. Oradan bir kodu kaldırıyoruz, yerine bir kod yüklüyoruz. Ama o log kaydı oluşmuş oluyor yani orada, değil mi? Aynen öyle. Evet, o giriş olduğu için onu tamamen silmek mümkün değil. Olmuş ve ben bunu, diyelim ki hayatınızda bir vefat yaşadınız. Benim gibi bir yakınınızı kaybettiniz. Bunun acısını silmek mümkün mü? Mümkün Hayır. Mümkün değil. Ancak bunun şiddetini azaltmak ve ben buradan ne öğrendim işte. Eğer bir yakınınızı kaybettiyseniz onu hala sevebileceğimi öğrendim. Onun beni terk etmiş olmadığını öğrendim. İnsanın kolaylıkla bunları aslında kabul etmesi mümkün ama diğerinde işte ne yapacağız, eyvah. Bir de yakınmanın hiç kimseye bir faydası doğru, yok. Negatif doğru. Enerjide olmanın hiç kimseye bir faydası yok. Ölüm de çünkü kişilerde bazen terk edilmişlik hissine sebep olabilir. Kesinlikle değil öyle mi? Kesinlikle. Yani zannediyoruz ki o bilinçli seçimiyle gitti. Halbuki işte kader, yani ilahi planlama böyle getirdi karşımıza. Aynen. Ve orada biz zaten aslında
bana öğretecek, bir şey öğretecek en uygun baba oydu ki ben onunla eşleştim. Sizler anne ve babalarınıza kızgınlık tutuyorsunuz ama izleyicilerimiz için söylüyorum, sizin için değil. Burada aslına bakarsanız onlarla bir sınavınız var. Onlar ruhunuza bir öğreti verecek en iyi öğretmenler. Ve siz de onlar için bir öğretmensiniz. Size ne kadar zorsa onlar için de zor aslında. Birlikte bu deneyimi öğrendikten sonra ve şiddeti, o duygusallığı geçtikten sonra ruhsal büyüme gerçekleşiyor. Amacımız da bu. Aslında belki de yaşadığımız işte her olay bizi büyütmek için ya. Evet. Oradan ders alıp aldığımız evet. yarayı en aza indirip kesinlikle. Ondan bir farkındalık kazanmamızı sağlıyor diyebiliriz evet. Meditasyon için. Peki özellikle kendi kendimize bir kitap gidip alsak, hı hı. kitaptan bakarak bu yöntemleri uygulama şansımız ne kadar var mı? Deneyin diyorum ben her zaman. Ben eğer benim zamanımda ben eğitmen oldum, uygulayıcı oldum. Bu çok kötü Türkçe'ye çevrilmiş bir kitap vardı bu teknikle ilgili. Zaten oradan bakıp öğrenmek pek mümkün değil. Ama şu anki kitaptan dahi baktığınız zaman sadece bir kelimeyle benim derste anlattığım aslında 5 paragraflık yerden bahsediliyor. Bir kelimeyle ve onu anlamak çok aslında bence kolay değil. Ha, bazı insanların... nasıl diyelim şimdi mesela çocuk vardır, sokak çocuğudur ama kemanı bulmuştur bir yerde ve çok güzel parçalar çalar ama nota bilmez. Hı hı. Bu pratikle ilerleyen bir şey olduğu için mutlaka sınıflarda eğitmen kontrolünde bunun öğrenilmesi gerektiğini düşünüyorum ve inanıyorum. Bence daha sağlıklı oluyor. Yani yüz yüze ya da işte online yani evet. yanınızda bir eğitimci varken bunu evet. uygulamak çok daha kolay, bizim için de kolay. Evet. Ama hani gidemeyenler, yapamayanlar için siz bir denesinler yine de, dediniz. Yine de bakalım. Bir denesinler yani. Belki olur. Evet. Peki diyelim benim bir problemim var ve ben bunu çözmek istiyorum. İşte bir tıkanıklığım olduğunu düşünüyorum maddi anlamda ya da ilişkilerimde sürekli bir problem yaşadığımı düşünüyorum. Bu konuyla ilgili size geldim. Hı-hı. Ne kadar zamanda çözülür? Bunun biz bunu için. Hep merak ederiz. Evet, evet, evet. En çok aldığım sorulardan birisi. Bu asistanım da böyle soruları çok yanıtlıyor. Şöyle bir şey var. Şimdi bir problemin kökenini bilmeden işte sizin atanızdan mı, dedenizden mi yoksa sizin bir ana sınıfındaki öykünüzden mi kaynaklandığını bilmeden ve onun sizde açtığı yaranın büyüklüğünü bilmeden bunun için bir sayı vermek mümkün değil çalışma sayısı. Ama şunu söyleyebilirim, her yapılan çalışma artı birdir. Her yapılan çalışma sizi bir yere taşır. Bazen de bir çalışmada ruh eşini hayatına gerçekten çeken danışanlarım oluyor. Çünkü ona da hazır. Yani çok hızlı sonuç almaya da hazır onun bilinçaltı. Dolayısıyla karşısına çıkıyor veya eş zamanlılık var evrende. Bu eş zamanlılıkta olduğu için zaten aynı zamanda onun karşısına gelmesi lazım. Blokajlarını da kaldırmış oluyor, hazırlanmış oluyor. Allah onun önüne çıkartıyor onun ruh eşini zaten. Peki geldiğinde kişiyle önce bir ön görüşme yapıp herhangi bir test vesaire uyguluyor musunuz? Yok, hayır, hiçbir test uygulamıyoruz. O anda yani seans sırasında anlıyorsunuz siz aslında o yaranın ne kadar büyük olduğunu, problemin ne kadar büyük olduğunu. Tabii danışmanlığın başladığı andan itibaren ben önce dinlerim problem ne tabii çalışacağımız problem nedir diye. Daha sonra işte kişinin uykusuzluk, sigarayı bırakma, kilo verme problemi olabilir. Bunlar veya için de. Tabii tabii hani aile problemleri, eşlerle ilgili durumlarda sıkıntılar, çocuk sahibi olmak isteyip özellikle tüp bebek sahibi olmak isteyip bu konuda denemeleri olan kişilerle çok tatlı teta bebeklerimiz oluyor mesela. Teta bebekler evet, çok güzel. Teta bebeklerimizi yapmak için bunlar için problem ne önce bir öğreniyoruz. Daha sonra biraz kendinden bahsediyor danışanım ve ardından ben ona bir enerji alan temizliği yapıyorum. Ondan sonrasında da bu soru cevap kısmına geçiyoruz. Soru cevap kısmında zaten aslında kişinin oradaki kilit noktaları ortaya çıkmış oluyor. Ben onları alıyorum ve ona fark ettiriyorum. Fark ettikten sonra da teta frekansındayken bunların dönüşümünü sağlıyoruz. Peki. İki tane önerim var şimdi sana. Teklifim var daha doğrusu. Tamam. Birincisi örneğine yani ben de gösterebilir misin? Tabii. Ya da hani bu uzun sürer dersen blokajları kaldırmak için ya da güzel bir olumlama, böyle tamam. pozitif bir kodlama yapalım mı bugün seninle birlikte? Bir kas testi yapabiliriz beraber öncelikle. Sadece oturduğumuz tamam, yerden hadi şöyle yapalım. Parmaklarınızı sıkmanızı rica tamam. edeceğim. Her ikisinde yok, mi? Yok, bir tanesi tamam. yeterli. Şimdi gözleriniz kapalı olsun. Tamam. Evet, 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 evet deyin lütfen. Evet, 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 açılmıyor. Evet, evet, evet. Peki, şimdi hayır, 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 hayır der misiniz? Hayır, 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 hayır. Hayır da bu açılır. Şimdi ben sizin için izleyicilerimizin önünde tatlı bir şey test edelim istiyorum. Çünkü herkes açmak zorunda değil içini böyle. Ben bir açalı şöyle bir test tamam. edelim. Sıkın parmaklarınızı. Bir daha bir daha yapmamızı tamam, istiyor yönetmenimiz. Tamam. Hadi bir daha yapalım onu. Evet. Evetten başlayalım isterseniz. Tamam. Evet, evet, evet. Evet, 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 evet. Peki. Evet. Şimdi hayır, hayır, hayır deyin. Hayır, 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 hayır. Peki. Şimdi benim adım Safiye, benim adım Safiye der misiniz? Benim adım Safiye, benim adım Güzel. Safiye. Peki benim adım Merve der misiniz? Benim adım Merve. Merve de açılır. Çünkü bilinçaltınız
kaslarınızla koordineli çalışır ve sizin inandığınız şey isminizin Safiye olduğu için Merve de açılmaz, Safiye de kapalı, pardon tam tersi. Safiye de açılmıyor, Merve de açılıyor. Evet, çünkü izleyicilerimiz de yapabilirler ama kendi kendilerine uygulamasınlar. Birisi onların açsın parmaklarını şu şekilde. Hı-hı. Bir de bu eğer bir dengesizlik olursa su içebilirler kendilerini dengeleyebilmek için. Şimdi bana yani şimdi öyle bir şey ki bu bir şeyi deneyimlemek burada derin yerleri çıkardığı için eyvah, herkesin gözünün önünde evet istemeyebilirsiniz. Çok kişisel şeyler çünkü. Evet. Ama ben isterseniz size bir his yüklemesi yapabilirim. Hadi izleyicilerimize yapın. De yapabilirim. Hislenelim birazcık. Tamamdır. Tamam. Ne yapalım? Ben bir şimdi teta frekansında isterseniz parlamanın nasıl bir his olduğunu, insanlar tarafından kolaylıkla anlaşılmanın, hı-hı, onaylanmanın, sevilmenin, kendini sevmenin nasıl hisler olduğunu sizlere yükleyeyim isterseniz. Olur mu? Bana evet demeniz yeterli. Tamam, evet. Peki. Benim gözlerim kapalı olacak yüklemeleri yaparken. Uygun tamam mudur? Uygun tabii ki, buyurun. Tamam, peki. Peki. Parlamanın, kendinizi sevmenin, kendinizi onurlandırmanın, kendinizle gurur duymanın, olduğunuz her halinizle kabul görmenin nasıl hissedildiğini bilmek ister misiniz? Evet. Peki. Şimdi bu yükleme bütün izleyicilerimize ben yayın itibariyle izledikleri anda yüklenmek üzere bunu söyledim. Hı-hı. Onların evet demesi yeterli. Ay efendim yaparken inşallah evet demişsinizdir. Evet. Hepimize his yüklemesi geldi tamam şimdi. Evet. Bir de sizden pozitif bir kodlama istiyorum. Yani yarın tamam sabah uyandıklarında izleyicilerimiz ya da bugün artık tamam, sabahları olur, program evet, yapıyoruz. Evet, tamam. Güne şimdi güzel başlasınlar, güzel enerjileri bir çeksinler. Bir kere uyandıklarında bence öncelikle şunu söylesinler. Tüm hücrelerim mutlu ve sağlıklı. Kendimi seviyorum, ben seviliyorum. Bütün kapılar benim önümde açılır. Evrenin bolluğuna, bereketine layığım. Hadi onu bir de şu kameraya bakarak tamam söyleyelim. Bütün hangisi izleyicilerimizle birlikte buraya bakabilirsiniz. Tamamdır. Kendimi seviyorum. Bütün hücrelerim mutlu ve sağlıklı. Evrenin tüm bolluk ve bereketi bana akıyor. Her şeyden sonsuz sayıda var. Mutluyum, huzurluyum. Bütün bunları söylemeleri onlar için zaten o frekansa kendilerini geçirecektir. Hı hı. Her gün tekrarlayabilirler, söyleyebilirler. Vallahi ben de dinleyeceğim. Çok büyük keyif evet aldım. Enerjiniz çok güzel, kendiniz çok güzelsiniz. Çok teşekkür ederim. Bana çok teşekkür baktığınız ederim her aynı sizde de var aynı olarak görev oluyor. Teşekkür ederim. Efendim şimdi de sıradaki konuğum avukat Lerzenur Asan Elik konuğum olacak. Evimizin salonunda şu anda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim. Çok teşekkür ederim. Vallahi bugün biraz boşanma davaları konuşacağız. Evet. Çağımızın ne yazık ki aslında en çok hele ki pandemi sürecinden sonra artış gösteren sorunlarından bir tanesi. Şu an izleyicilerimizden de eğer ki boşanma arifesinde olanlar varsa çok faydalı bir yayın yapacağımızı umuyorum. Ben de öyle düşünüyorum ama boşanma hem avukatlar için hem taraflar için çok sıkıntılı bir süreç. Gerçekten anlatırken de benim zorlandığım bir konu. Bu konuya başlarken mutlaka şunu söylüyorum. Asıl olan evlilik birliğinin devamıdır. Asıl olan ailedir. En son çaredir boşanma. Zorunda kalmadığımız sürece bu hakkımızı kullanmayalım derim her zaman. Ama tabii ki de her tarafın, her kişinin boşanma hakkı da vardır. Hı hı. Sizinle her salı artık beraber yayın yapacağız. Özellikle izleyicilerimizi hukuki anlamda her konuda bilgilendireceğiz. Onu da buradan seyircilerimize duyurmuş olalım. Evet, programınız hayırlı uğurlu olsun çok öncelikle. Çok teşekkür ederim. Benim için burada olmak çok büyük bir keyif. Bizim beni stüdyo konuğu yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bir önemi daha var. Ben STK'ların, vakıfların, derneklerin, organizasyonlarında, panellerinde konuşmacı olmak suretiyle binlerce kadınla bir araya geldim. Onlara tek tek haklarını anlattım. Bu programda da zaten onlara dokunan, hukuka ilişkin her türlü bilgiyi 7 hafta boyunca inşallah birlikte paylaşacağız. Harika. Lakin bu pandemi sürecinde bütün bu organizasyonlar tabii ki de paneller sekteye uğradı. Ama bundan sonrası için bu Beyaz TV ekranlarından bir arada olacağız inşallah. Harika. Özellikle birçok mutlaka erkek izleyicilerimize de faydası olacaktır ama biz kadın olduğumuz için, bir kadın dayanışmasında olduğumuz için özellikle de kadın izleyicilerimiz için bence kadınların haklarını da koruyan, kadınların haklarını da anlatabildiğimiz bir program olacağını tabii önceliğimiz insan hakkı olmakla beraber kadın haklarından bahsedeceğiz tabii ki de kadın olduğumuz için şimdi birazcık yanlı. Tabii torpilli. Başlayalım isterseniz boşanma davası ile ilgili. Kim açar boşanma davasını? Boşanma davası nedir? Bilmeyenler için birazcık boşanma açıklayalım. Boşanma davası öncelikle aile mahkemesinde görülür ve diğer özel hukuk davalarından farklı usul kurallarıyla
yürütülür. Hı hı. Yasal boşanma sebebi olan herkes, her eş, yani kanunda yazılı özel ve genel boşanma sebeplerine dayanan herkes aile mahkemesinde çekişmeli ya da anlaşarak boşanma davası açmak suretiyle, hı hı, her zaman evlilik birliğini hakim kararıyla sonlandırabilirler. Peki kim açıyor boşanma davasını? Kim açar ilk? Boşanma davası, öncelikle şunu söyleyeyim. Kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için, hı hı, kişinin kendi açabilir. Yani eşler birbirine karşı, karı koca. Üçüncü, hı hı, kişiler asla açamaz. Tabii ki de avukat tutmak suretiyle bu hakkınızı kullanabilirsiniz. Ama kişiye sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için siz açabilirsiniz. Ve tabii ki de boşanmaya hakkı olan, yani boşanma davası açma hakkı olan taraf davayı açabilir. Hı hı. Bunun için de zaten yasal boşanma sebeplerini az sonra tek tek sayacağız. Peki, boşanmaya karar verdi taraflardan bir tanesi. İlk nereye gidecek? Nereye başvurusunu yapacak? Aile mahkemesi. Şimdi kanunumuzda, hı hı, yetki ve görev vardır. Bu çok önemlidir. Avukatlar da buna titizlikle uyar. Özel olarak hani kadınlar kendisi açmak isterlerse bu davayı, aile mahkemesi görevlidir. Ve yetkili mahkeme dersek eğer, yani, hı hı, davayı nerede açabiliriz? Eşlerden birinin yerleşim yeri olabilir. Hı hı. Ya da evlilik birliği devam ederken son 6 ay beraber oturdukları yer mahkemesi yetkilidir. Bu ne demek? Eğer ben İstanbul'da yaşıyorsam İstanbul'da açabilirim. Eşim İzmir'de yaşıyorsa İzmir'de. Ya da eşimle son 6 ayımızı Ankara'da yaşadıysak, orada geçirdiysek Ankara mahkemesi yetkilidir diyebilirim. Hı hı. Peki, boşanma davalarında boşanma dışında hangi konularda karar veriliyor? Öncelikle tabii boşanmadır meselemiz. Hı hı. Ama velayet, maddi manevi tazminat, nafaka en çok konuşulan, ev eşyalarının paylaşımına ilişkin hukukun, yani boşanmanın eki niteliğindeki her türlü hukuki sorun mutlaka çözülür. Sadece mal rejimi, yani mal tasfiyesi, mal paylaşımı davası ayrı görülür. Onu boşanma davasıyla beraber açmıyoruz. Hı hı. Buna çok çok dikkat etmemiz lazım. Boşanma davasından sonra açıyoruz. Mal paylaşımı davası. Evet, mal paylaşımı davası nedir? Dışındaki onu da her hukuki, açıklayalım isterseniz. Her hukuki sorun boşanma davasında sonuçlandırılır. Mal paylaşımı davası nedir diye sorarsanız eğer, Türk Medeni Kanunumuzda mal rejimimiz, resmi yasal mal rejimimiz, edinilmiş mallara katılma rejimidir. Buna göre dava yürütülür. Ama özel olarak söylemek isterim ki boşanma davasının ayrı bir davadır. Eğer boşanma davasıyla beraber bu davayı açarsanız, hı hı, boşanma davasının tamamlanmasının, yani kararın kesinleşmesini mahkeme, hakim, bekletici mesele yapar. Yani burada asıl olan önce boşanma davası görülür, ondan sonra mal paylaşımı davası görülür. Buna dikkat etmek lazım açarken. Bunu üzerine basa basa da söylediniz. Önce boşanma davası sonuçlanacak. Eğer bir arada açılırsa da bekletici mesele yapılıyor. Önce boşanma davası. Hı hı. Akabinde, yalnız bunu altına çizmek isterim, 10 sene süremiz var. Yani boşanma davası kesinleşmesinden itibaren, hı hı, 10 yıl içerisinde bu davanın açılması lazım. Açabilir. Peki, mal rejimi türlerinden konuşalım birazcık da. Yasal mal rejimimiz Türk Medeni Kanunu'na göre edinilmiş mallara katılma rejimidir. Hı hı. Diğer mal rejimlerimiz mal ayrılığı, paylaşmalı mal ayrılığı, mal ortaklığı olmak üzere 4 tane mal rejimimiz vardır. Eşler yasal mal rejiminde olmak istemezlerse her zaman bir mal rejimi sözleşmesiyle kanunda yazılı diğer mal rejimlerinden bir tanesini seçmek suretiyle kendine, hı hı, uygulanacak kısmı belirleyebilirler. Peki, boşanmanın çocuklarla ilgili sonuçlarını da konuşalım. Şimdi en zor kısmı o zaten. Bence bakınız de. Eşler boşanmakla beraber, inanın eşlerle beraber aileler de boşanıyor. Ya. Yani iki kişinin hayatı değişmiyor. Onların ailelerinin de hayatı değişiyor, hı hı, ve bir ömürlük. Çocuklar için zaten sosyolojik, psikolojik, toplumsal inanılmaz etkileri oluyor. Tabii bunu saymakla bitmez. Hukuki etkisi dava bazında sorarsanız, hı hı, velayettir. İştirak nafakasıdır ve kişisel ilişkinin belirlenmesidir. Bunlar çocukla ilgili alınan mahkemenin verdiği çok çok önemli kararlardır. Peki, özellikle velayet için, yani boşanma gerçekleştikten sonra velayet davaları için nasıl karar veriliyor? Genelde velayet davalarında çocuğun üstün yararına bakılıyor. Çocuk nerede mutluysa, nerede, hı-hı, o çocuğun hayatını sürdürmesi daha iyiyse, çocuğun üstün yararı gereği hakim hem tarafların hem başta çocuğun bunu gözetmek suretiyle davayı yönetiyor ve ona göre bir karar veriyor. Belli bir yaş üstünde, hı-hı, çocuğa da soruyorlar. Belli bir yaş üstünde çocuğa sorulduğunda bu kararı çocuk verebiliyor mu? Çocuk tek başına tabii ki de bu kararı vermiyor. Hı-hı. Orada uzmanlar eşliğinde, ama hakimin karar vermesinde etkili rol oynuyor diyebilirim tatbikatta. Peki, kadınların da nafaka hakları var. Birazcık o nafaka türlerinden de bahsedelim mi? Tabii kanunumuzda iştirak nafakası vardır, katılım, hı hı, nafakası. Bu çocuklar içindir. Yani iştirak nafakası boşanma davasının kesinleşmesinden itibaren geçerli olmak üzere çocuğun giderlerinin karşılanması amacıyla velayet kendisinde olmayan eş
aleyhine hükmedilen nafakaya iştirak nafakası deniyor. Hı hı. Tabii burada çok önemli bir durum var. Özel olarak söylemek istediğim, velayet kendisine verilmeyen eş çocuğun eğitim ve bakım giderlerini tabii ki de karşılıyor ama mali gücü oranında. Yani 5 lira maaş alan bir adamın ödeyeceği nafakayla 25 lira maaş alan birinin ödeyeceği nafaka pek tabii ki bir olmuyor. Hakim her kişinin somut olaya göre tabii değerlendirmek suretiyle ve her kişinin mali gücü oranında özel olarak karar veriyor. Tedbir nafakası var. Tedbir nafakası boşanma davası sürecinde geçerlidir. Yani boşanma davası açıldıktan sonra kesinleşmesine kadar geçen sürede adı üzerinde tedbiren verilen hem çocuklar için ve eş için. Tabii tedbir nafakasına ihtiyaç duymanız için gerçekten hayatınızı idame ettirebilmeniz için sizin bu nafakaya ihtiyaç duymanız gerekiyor. Yani zengin biriyseniz ve kusurluysanız, kusurun da altını çizmek istiyorum özel olarak, bu nafaka türüne hakim sizin lehinize hükmetmez. Peki, her zaman çekişmeli olmuyor davalar. Anlaşmalı boşanmayı da konuşalım. Anlaşmalı boşanma esasen uygulamada en sık rastladığımız boşanma türüdür diyebilirim. Öyle mi? Evet. Biz hep çekişmeli gibi düşünüyoruz aslında. Çekişmeli de var. Aslında çekişmeli de çok fazla var. Onlar çok ses getirdiği için genel olarak hep o uygulanıyor zannediyoruz. Anlaşmalı boşanma adı üzerinde tarafların, eşlerin hem boşanma konusunda hem de boşanmanın her türlü hukuki sonucu konusunda tam olarak anlaşmaya vardıkları için daha sessiz geçen bir süreç oluyor. Çekişmeli tabii ki de çok ses getiren davalar oluyor özellikle de basında biliyorsunuz. Evet, aynen öyle. Taraflar hem boşanmada hem de boşanmanın iki niteliğindeki her türlü hukuki sorunda ve her türlü sonuçta anlaşırlarsa anlaşmalı boşanma karşımıza çıkıyor. Peki anlaşmalı boşanmanın koşulları neler? Anlaşmalı boşanmak için evvela bir yılın dolması gerekiyor evlilik birliğinde. Öyle mi? Evet, 6 aylık evliyseniz ya da 11 aylık evliyseniz bir yılın dolmasını beklemek zorundasınız. Bunun özel bir sebebi var mı? Bir yıl boyunca yani kanun koyucunun niyet okumasını yaparsam, kanunun ruhuna bakarsam, lafzına ve ruhuna biz hep ona bakarız. Kanunun koruduğu hukuki değere bence bir yılın sebebi eşlerin birbirlerini tanıyıp zaman ayırmalarından kaynaklı olabilir. Yani 6 ay içerisinde ne kadar iyi tanıyabilirsiniz ki eşinizi ve boşanmak isteyebilirsiniz. Dediğim gibi ben hep şunu söylüyorum. Bulunduğum panellerde, üniversitelerde de olsa, STK'ların düzenlediği panellerde de olsa asıl olan, esas olan ailedir. Ailenin birliğidir. Boşanma son çaredir. Ama tabii ki de şiddet vakası varsa. Şu an maalesef bu boşanma en önemli boşanma sebebi olmalıdır. Şiddet vakası çünkü psikolojik olarak da biz bu süreci işliyoruz algılamak için süreci. Başladığında ne yazık ki devamı geliyor. İstisnalar tabii ki de var. Şiddet dışındaki boşanma sebepleri kişinin kendisinin vermesi gereken bir boşanma sebebidir ama şiddet toplumsal bir sorun olduğu için çok çok önemli bir boşanma sebebidir. Anlaşmalı boşanma davası nasıl açılır peki? Anlaşmalı boşanma davasını eşler bir dilekçeyle beraber açabilirler. Ya da ben davamı açarım. Eşim açtığım davayı hem tüm hukuki sonuçlarıyla beraber tüm taleplerimi kabul etmek suretiyle anlaşmaya varabiliriz. Yine çekişmeli bir davadır, yıllarca sürer. Eşler anlaşırlar aralarında o süreçte. Birlikte bir sözleşme hazırlarlar, protokol ve aile mahkemesine sunarlar. Ya da duruşma esnasında tüm protokolün şartlarını duruşma zaptına yazdırmak suretiyle de anlaşmalı boşanma yoluna gidebilirler. Şartlarından ikincisini de söylemem gerekirse çok önemli. Boşanma hakkı şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğu için az evvel de söylediğim gibi avukatınız sizin adınızı hakim karşısında konuşamaz. Peki hakimin değiştirdiği o protokolü taraflar kabul etmek zorunda mıdır her değil. Zaman? Kabul ederse tabii ki de anlaşma boşanma gerçekleşir. Eğer kabul etmezse boşanma çekişmeli boşanma olarak devam eder. Ama şunu söyleyebilirim. Tatbikatta genelde hakimler bu protokolleri kabul ediyorlar. Yani çok fazla sıkıntı çıkmadan protokoller kabul edilmek suretiyle dava sonuçlanıyor. Demek ki çok nadir değişiklikler yapılıyor. Evet, yani böyle bir hakkı var. Çocuğun üstün yararı ve tarafların yararını gözetmek suretiyle protokol üstünde değişiklik yapabiliyor. Çekişmeli boşanma davasını da konuşalım. Çekişmeli boşanma davası adı üzerinde tarafların hem boşanmada hem de tüm sonuçlarında yani boşanmanın hukuki niteliğindeki sıkıntıların hepsinde ihtilafa düşmesidir. Bunlar ne olabilir? En sık karşımıza çıkan boşanma davalarında kusur.
kusurlar. Yani eşler birbirinin kusurlu olduğunu ispatlamaya çalışırlar. Yıpratıcı bir süreç başlıyor aslında. Kesinlikle. Kesinlikle en zor süreç o. Velayet ikinci zor süreç. Maddi manevi tazminat. Ya. Nafaka. Bunların üzerinde ihtilaf, çekişme varsa bu davalar çekişmeli olarak karşımıza çıkar. İki sebep vardır kanunda. Özel sebepler ve genel sebepler olarak bu davayı açabilirsiniz. Nedir o özel sebepler? Özel sebepler kanunda sınırlı sayıda sayılmıştır. Tek tek vardır. Hı hı. Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesi gereği zina, aldatma bir özel boşanma sebebidir. Hı hı. Ve karşımıza çok çıkar. Hı hı. İkinci sebebimiz terk. Terk sebebiyle boşanma davası açılır. Evi terk etti diye açabilirsiniz. Onun süreci tabii ki de çok uzun. Yani hani bir kerelik bir yere gidip 3 gün kalmak özel boşanma sebeplerinden olan terkin davaya sebep olacağı anlamına gelmiyor. Akıl hastalığı gene bir boşanma sebebimizdir. Ve yine bir özel boşanma sebebimiz vardır ki o da haysiyetsiz hayat sürme ve suç işleme olarak karşımıza çıkar. Peki genel boşanma sebeplerini de konuşalım. Genel boşanma sebepleri çok fazla vardır. Zaten kanunda özel olarak sınırlandırılmamıştır. Hı hı. Ucu açıktır ve Yargıtay kararlarından biz özel genel boşanma sebeplerini değerlendiririz. Hı hı. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması olarak değerlendirebiliriz. Genelde şiddet, hakaret, tehdit, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi şeklinde pek çok sebep vardır. Peki Yargıtay kararlarına göre somut boşanma sebeplerini konuşalım. Onlar neler? O kadar enteresan. Tabii kişiden kişiye, kişinin kültürel, sosyal, ekonomik durumundan, toplumdaki durumundan değişen sebepler olabiliyor ki. Örneğin tabii ki de evi terk etmek belirli bir aralıklarla, özel boşanma sebebinin dışındaki terkten bahsediyorum. Telefonları açmamak, eşinize, o da bir sebep. Tabii sık sık bunu sistematik olarak sürekli yapmak, eşinizle alay etmeniz. Eşinize başka birini sevdiğini söylemeniz, eşinizi başka bir kadınla kıyaslayıp sık sık onu hakir görmeniz, aşağılamanız, tehdit etmeniz, hakaret etmeniz, tabii ki de şiddet göstermeniz, yaralamanız, sık sık yıkanmamanız bir boşanma sebebi Yargıtay kararlarında. Sebep. Evet, yani haklı bir sebebiniz olmadan yıkanmaktan kaçınmanız, çok hakikaten enteresan, eşi ailesiyle görüştürmemek. Örneğin beni eşim ailemle görüştürmüyor. Onu da duyuyoruz toplumda. Bu bir boşanma aslında. Sebebi. Aileme hakaret ediyor. Bu bir boşanma sebebi. Bunların her biri tek tek boşanma sebebi olarak karşımıza çıkıyor. Dediğim gibi genel boşanma sebepleri, özel boşanma sebepleri gibi tek tek sayılı değil. Birbirinden çok daha farklı sebeplerle karşımıza çıkıyor. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten faydalı bir sohbetti. Umarım izleyicilerimiz için de faydalı olmuştur. Umuyorum. Zaten her salı bundan böyle sizinle birlikteyiz. İnşallah. Ayaklarınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Merhaba. Kadınların güçlü doğduklarına mı yoksa çok çabalayarak güçlü olduklarına mı inananlardansınız? Bu programda birçok başarılı kadın hikayesine şahit olacaksınız. İlk konuğum yanımda Zeynep Kılıç. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Bizi böyle bir programda ağırladığınız için öncelikle size ve ekibinize çok teşekkür ederim. Siz de gerçekten ilham olacak öyküye sahip olduğunuz için ben size bir kadın olarak teşekkür ediyorum. Birazdan zaten ekran başındaki izleyicilerimize güzel öykünüzden bahsedeceğim. Çok teşekkür ederim. Zeynep Hanım ne yapar? Zeynep Kılıç'ın bize ünvanını ve ilgilendiği iş dalını anlatır mısınız? Ben 47 yaşındayım. İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Mühendisliği Fakültesini bitirdim. Uzun yıllar denizcilik sektöründe görev yaptım. Daha sonra yine sektöründe ileri bir firmada ithalat ve ihracat bölümünde sorumlu olarak çalıştım. Hala da devam ediyorum. Kurumsal firmalarda? Kurumsal firmalarda devam ediyorum. Fakat hayat bazen her zaman bize beklentilerimizi getirmiyor. Hayatımızda bazen inişlerimiz, çıkışlarımız olabiliyor. Bazen olur mu? Hep iniş çıkış değil mi hayat? Evet. Yani programladığımız ve planladığımız şeyler bize gelemeyebiliyor, gecikebiliyor. Evet. Benim de hayatımda böyle zor dönemeçler oldu. O dönemlerde de daimi olarak kendime inanarak neler yapabilirim, nasıl ayakta durabilirim ya da ben bunu başardıktan sonra etrafımdaki hayatlara nasıl dokunabilirim, nasıl muazzam. İlham olabilirim diye bunları düşünerekten bir proje geliştirdim. Harika. O projeye geçmeden önce ben sizin bir cümlenizi söylemek istiyorum. Çünkü hikayenizi okuduğum zaman o cümlenizden çok etkilendim. Kendimizin yaşama amacını keşfettikten sonra hayata karşı defalarca yeniden başlama gücümüz olacak.
Sizin yaralarınız bazıları için ilham kaynağı, başarılarınız çaresiz bir insanın yeniden başlasın sloganına dönüşebilir. Bu cümle size ait değil mi? Evet, tamamen bana ait. Muazzam. Benim tamamen yaşadıklarımı özetleyen bir durum. Çünkü bazen bizim yaşadığımız olumsuzluklar, bunları paylaştığımız, etrafımızdaki paylaştıklarımızda onların dertlerine bakıldığında diyorlar ki ya Zeynep sen bunu hallettin, bunu başardın. Benimki de dert miymiş? Hayır, ben o zaman ben de kaldığım örnek yerden devam ediyorum. Ne kadar güzel. Evet. Peki bu iş koluna girmek ne zaman aklınıza geldi ve yani bunu daha önce planlamış mıydınız? Spontan gelişen bir durum muydu? Lavanta çok muhteşem bir şey. Birazdan ben ürünlerinizi tanıtacağım. Şu anda stüdyonun kokusunu alacak olsa izleyicilerimiz muhteşem lavanta kokuyor her taraf. Böyle yükseldi ruhumuz. Nereden aklınıza geldi böyle bir sektöre girmek? Ben çocukluğumda alerji problemi yaşadığım için sadece lavanta kolonyası kullanabiliyordum. Ve lavanta benim için o dönemden beri böyle bir anlam, bir huzur teşkil ediyordu. Çocukluğunuzdan biri varmış da. Evet, ama gelişmesi daha sonraki aşamalara denk geldi. Evet. 2016 yılında babamı kaybettikten sonra biz böyle bir ailecek hepimiz bir boşluğa düştük. Ve ne yapabiliriz? İşte hani biraz böyle kendimizi de oyalayabilmek adına, birazcık da böyle bu durumu hafifletmek adına kızımla birlikte lavanta kokulu köye gittik. Kızınız galiba hukuk fakültesinde okuyor, evet, değil mi? Evet, hukuk fakültesi. Harika. İkinci sınıf öğrencisi. Ve aslında siz de ikinci üniversitenizde okuyorsunuz bir evet. yandan. Muazzam. Çok hafif anlatıyorsunuz ama çok keyifli bir hikaye bu. Yavaş yavaş sindire sindire anlatalım izleyicilere. Evet. Bir kere İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesinden mezun oldunuz. Sonrasında kurumsal firmalarda çalıştınız. Hukuk fakültesine giden bir kızınız var. Biraz önce iniş çıkışlardan bahsettiniz ya. Hayatınızın inişi olarak gördüğünüz durumlardan bir tanesi de maalesef bir şiddet olayına denk gelmişsiniz, evet, eşiniz tarafından. Ama sonrasında o kadar güzel kalkmışsınız ki ayağa. Evet. Şu anda bir işverensiniz. Evet. Hukuk fakültesinde tertemiz bir kız çocuğu yetiştiren, evet, bir anne ve çok güçlü bir iş kadını. İşte bu o biraz önce sizin söylediğiniz örneklerden en güzeli olsa gerek, öyle değil mi? Evet, kesinlikle. Evet, dinliyorum size. Asıl en büyük hayalim üniversitedeyken öğretim görevlisi olarak kalmaktı ama erken bir evlilik yaptık. Evet. Haliyle tabii ki geçim sıkıntılarından dolayı o da öğrenci olduğundan ben devam etmek zorunda kaldım. Çalışmaya atılmak zorunda kaldım. Evet. Denizcilik sektöründe ağır şartlar altında çalıştık. Onu da okudum. Bir kadın denizcilik sektöründe ne yapar? Bu sevgili izleyenler, Zeynep Hanım lavanta sektörüne, kendi üreticisi olduğu sektöre girmeden önce bir denizcilik sektöründe çalışmışlığı var. Ne yapar bir kadın? Biz denizcilik firmasında gemilerin ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Yeri geliyordu tersanede gemilere çıkarak onların ihtiyaçlarını karşılıyorduk. Böyle bir sektörde kadın iş gücü var mı? Bizim normalde taraflı olsalar bile dediğim gibi bizim patronlarımız çok şanslıydı. Evet. Onların, kadınların da bu sektörde var olması gerektiğini düşünüyorlardı. Harika bir ve şey. Ve onlar bizi itekliye itekliye gemiye soktu ki eğitim alanımızın dışında tamamını kapsamasak da alaylı olarak yetişmemize neden oldu. Ben de artık kadına yönelik, yani kendimin sevebileceğim bir iş olmasını çok arzu ediyordum. Ve de hayatlara dokunabileceğim. 2017 yılında Lavanta Kokulu köye gittiğimizde, evet, Kadın Girişim Kooperatifi'nde bizi o zamanın muhtarı Mehmet Aydemir Bey ağırladı. Lavanta Kokulu köy nerede? Isparta Kuyuçak. Isparta'da. Keçborlu'da. Duymuştum. Evet, evet, duymuştum. Muhakkak herkesin gidip görmesini Lavanta tavsiye ediyorum. Lavanta Kokulu köy. Evet. İsmi bile çok güzel. Evet. Peki o köye gittiniz. Gittik. Orada oradaki o hareketlilik ve kadınların lavantaların karşılığında ürettiği ürünler vardı. Ama sezon 2 ay olduğu için yaz sezonu sadece Haziran Temmuz'da lavantalar oluyor ve Temmuz sonunda Ağustos başında da hasada giriliyor. Bakın, lavantayı çok sevmeme rağmen, dönem dönemde kullanmama rağmen herkesin öğreneceği bir şey vardır. Üretildiği tarihin Haziran ve Temmuz olduğunu mu söylediniz? Evet, ondan sonra o aylarda üretiliyor. Aynen. Onu bilmiyordum. Temmuz sonunda da hasada giriliyor. Ağustos'un ilk haftası da dahil. Ondan sonra lavantalar toplanılaraktan fabrikalara teslim edilip ya da işte kendimizce
kendi yağımızı çıkartarak. Tam organik dedikleri bu olsa aynen, gerek. Bütün aynen. Lavantanın organik ürünlerini yapıyorsunuz. Ben izleyicilerimizle biraz göstermek istiyorum o ürünleri. Ama ürünlerden önce şöyle bir lavanta kokusunu bizim aldığımız muhteşem lavantaları da görsünler. Bir enerji yükseltme özelliği var mı? Kesinlikle. Lavantanın... Çünkü gerçekten yüzümüzü güldürdü. Evet. Şimdi... Size teşekkür ediyorum öncelikle hediye olarak bunu getirmişsiniz. Ürünler de burada. Annem yaptı dediniz. Evet, bunlar annemin tamamen kendi el emeğiyle tasarladığı, diktiği ve işlediği lavanta keseleri. İçine lavantaları koydu. İnanın bu ona o kadar iyi geldi ki üretmek, her yaşta üretmek. Kaç yaşında anneniz? Annem 66 yaşında. 66 yaşında bir emektar kadının elinin değdiği lavanta kokulu bir kese. Evet. Şimdi her yerde, özel süpermarketlerde de ya da alışveriş mağazalarında da bu tip ürünler alabilirsiniz. Ama bir kadın elinin değdiği ve evet, bir emeğin, alın terinin olduğu ürünler her zaman çok daha değerli geliyor bana, bilmiyorum. Muazzam. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. Onun da hayatına dokunuyorsunuz bir ürün alarak. Evet, evet. Diğer ürünlerimiz sabun. Lavanta Kokulu Köy Kadın Girişim Kooperatifi'nin ürünleridir. Kooperatif ürünleri. Evet, evet. Burada köy kadınları mı çalışıyor? Evet, şimdi 2015 yılında kooperatif 7 kadın tarafından kuruluyor. Şu anda 100 tane üyesi olan bir harika, kooperatif. Harika. Ve benim bu projeme en büyük desteği de kooperatif başkanımız Rabia Aydemir verdi. Teşekkür ederiz desteği için. Ona teşekkür ediyoruz. Ayrıca orada yerel üretimde katkıda bulunan çok genç girişimci bir arkadaşımız daha var. Gülberk Göydağ. Ona evet, da teşekkür ediyoruz. Evet. Onunla birlikte bu sene gül ürünlerinde gül yağımızı çıkarttık. Kendi gül yağımızı kara kazan usulünde. Gül yağı da çok güzel bir evet, üründür. Gül suyumuz. Gül suyu harika. Bu nedir? Bu lavanta kolonyamız. Kolonyası, harika. Yağımız var. Kooperatif lavantalarını fabrikaya teslim ederekten o gül suyumuz. Kendi kara kazan gül suyumuz. Ay, ben sıkarım ama. Yayında da olsa sıkarım, bakayım nasıl. Bu da organik gül suyu değil mi? Cildi gençleştirici. Gerçekten buram buram gül kokuyor. Biz eski usul çalışıyoruz. Gülün harika, minerallerini kaybetmeden, değerini kaybetmeden gül suyuna dönüşmesi için uğraşıyoruz. Böyle paket satışlarınız da oluyor değil mi? Evet, paket satışlarımız harika, mevcut. Özellikle bu hediye kutularımız evet, herkes tarafından çok seviliyor. Kutuların rengi de pek manidar tabii. Evet, mor. Mor, evet, mor. Çok şık, çok çok güzel. Peki, hiç şey yaşadınız mı? Ya bu ürünleri de gelip kim alacak? Her ürünün çok fazla rakibi var piyasada. Gibi bir umutsuzluk yaşadınız mı? Yani benim ürünlerimi gelip kim alır ki? Her şeyden çokça var. Çünkü ben çok kendi işini yapan, işveren kadınlarla görüştüğüm zaman o rekabetten biraz korkup geri adım atıyorlar. Siz de böyle bir şey, yani el ürünleri de satılır mı bu devirde gibi bir düşünce ya da bir umutsuzluğa sevk edilen bir düşünce oldu mu? Oldu, çünkü ben ilk bu fikrimi en yakınlarına paylaştığımda sadece lavanta olması, yani hani lavanta seven var, sevmeyen var, hani sabit olması, ama amaç başka. Amaç oraya satış yapıp destek olabilmek. Yakınlarınız oradaki, aslında size destek olacağı yerde biraz böyle bir heyecanlandı. Biraz negatif oldu ama negatif bazen oldu. Bu işe başladıktan sonra ben... ilk önce tanıtmak babında da olsun standlarda ürünlerimi tanıtmaya başladım. Ve hani orada da aldığım tepkiler ya da ben her şey lavanta olsun diye uğraştım. Birkaç kadın tasarımcıyla birlikte çalıştım. Yani bir lavantanın üzerinden birçok ürün geliştirdiniz. Tabii ki. Ve bunları kendi el emeğinizle yaptınız. Evet. Bak, sıfırdan başlayan bir iş kadını. Sevdiği bir işi yapıyor ve gerçekten çok başarılı. Standlar dediniz ya, zaten mesela bir müşteri olarak düşünüyorum ben. Standınıza geldiğim zaman şu ürünleri kokladığımda ya da onların gerçekten ne kadar yani elimle temas ettiğimde ve kullandığımda ya vazgeçilemez ürünler olduğunu hissedip ben alırım zaten. Evet. Ve bence bütün kadınlarda organik peşinde olan özellikle evet, kadınlar buna çok önem veriyor. Kozmetikte de aynı evet, şekilde. Çok kıymetli ürünler bunlar. Ve en yerinden üretildiği için ayrıca birçok ürünümüz de var. Yani sadece işte mesela seramik çalışıyoruz, buhurdanlıklarımız var. Lavanta yağı ve buhurdanlık sizin evinizde kullanabileceğiniz en doğal, pozitif, en keyifli, antiseptik özellikte olan bir aksesuar oluyor. Güçlü olmak isteyen ve yolun başındaki umutsuz kadınlara ne önerirsiniz? Öncelikle ben şuradan herkesin uğraşacağı bir hobisinin olmasını istiyorum.
ve o hobiyle kendilerini yeteri kadar donattıktan sonra bununla nasıl para kazanabiliriz? Kazandığımız paraya ihtiyacımız olsun olmasın. Kazandığımız parayla belki bir öğrencinin geçimine katkıda bulunabiliriz. Belki çevremizdeki bir derneğe yardımcı olabiliriz. Ama bir hobimizin olması... Ama muhakkak bir tatmin ve doyum, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani aslında başarı kesinlikle yaptığı işi, çok klasik ama gerçek ve doğru, yaptığı işi sahiplenip sevmekten geçiyor. Biraz önce söylediğiniz şey beni çok etkiledi. Dediniz ki hani baştan bana çok destek vermeyen kişiler oldu ama ben inandım ve bu yolda devam ettim. Evet. O zaman bizi izleyen tüm kadınlara Zeynep Hanım'ın o cümlesini hatırlatalım. Kendinize inanın ve muhakkak yolunuzdan şaşmadan yürüyün. Başarı bir gün gelecektir. İkinci konuğumuzla programımıza devam ediyoruz. Yanımda profesyonel öğrenci koçu Merve Peker Kırman var. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Meslek gerçekten çok değerli bir meslek. Evet. Özellikle sınav odaklı bir eğitim sistemi olan bir ülkede yaşadığımız için, öyle değil mi? Evet. Sizlere çok iş düşüyor Merve Hanım. Evet, evet. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Ben şurada görüyorum ki Fen Edebiyat Fakültesinden medya iletişim bölümünden mezun olmuşsunuz. Öğretmenlik yapıp çocuk dergilerinde yazılar yazmışsınız. Evet. Sonra öğrenci koçluğu eğitiminden itibaren de artık öğrenci koçu olarak çalışıyorsunuz. Evet. Ama siz de daha detaylı anlatın. Bu mesleği isteyerek mi seçtiniz? Ne oldu? Esinlendiniz mi? Ya ben bu mesleği isteyerek seçtim. Yani ben Türk Dil Edebiyatı bölümü mezunuyum. Öğretmenlik de yaptım. Yanında da medya iletişim bölümü bitirdim. Evet. Çocuk dergilerinde de yazdım. Öğretmenlik de yaptım. Çocuk dergilerindeki yazılarınız ne şekildeydi? Yani hani konu başlıkları neydi ya da çocuklara yönelik yazılar mıydı? Evet, hep çocuklara yönelik yazılardı. Yine hani koçluğa benzer yazılar. Yani işte nasıl başarılı olunur? Ya da işte nasıl verimli zaman geçirilir diye. Hangi yaş grubu? Onlar küçük yaş grubuydu. İlkokul grubu tarzındaydı. Şimdi ise öğretmenlik yaptıktan sonra da hani koçluğa devam ettim. Çünkü bireysel daha iyi iletişim kurdum onlarla. Ben sizin bir cümlenizi okudum. Sınıfa girdiğim zaman kendimi robot gibi hissediyorum demişsiniz. Bu cümleyi biraz açar mısınız? Neden bir öğretmen sınıfa girdiğinde kendini robot gibi hisseder? Belki ben sadece hissediyor olabilirim. Birkaç öğretmenden de duyduğum için anlatmanızı istiyorum. Ya şöyle, orada öğretmek amaçlı girdiğimde iletişim kurmayı unutuyormuşum. Çünkü hadi öğreteyim ya Türkçe öğrenin, şöyle yapın, dil bilgisini öğrenelim falan, hep bir koşturma içerisindeydi. Yani aslında belli bir müfredat var. Evet. O müfredatı bitirmek için de bir zaman dilimi söz konusu. O zorunlulukla da aslında vereceğiniz eğitimi çok veremiyorsunuz. Evet, gibi. Evet. Ve hani kendimi baskı altında hissediyordum. Yani öğrendiler mi, öğrenmediler mi? Ne kadar öğretebildim? Hani bunu başarabildim mi? Çocukları hep böyle iletişimini kısıtlıyordum aslında ve bu hoşuma gitmiyordu. Yani bir bağıran öğretmen olmak istemiyorum. Çünkü bağırmam gerekiyor, sesimin gitmesi gerekiyordu. Ben de onu hiç istemedim. Öylece Öğrenci koçluğuna doğru yöneldiniz. Aynen öyle. Peki. Bireysel öğrenci koçluğu büyük bir sorumluluk gerektiriyor bence. Evet. Hangi sınav dönemlerindeki çocuklarla çalışıyorsunuz? LGS sınavı ve YKS sınavı öğrencileri. Evet, yani. KPSS de var. Evet. Ama ilkokul öğrencilerine de destek veriyorum. Yani aslında ilkokuldan liseye kadar tüm öğrencilerin koçu olarak çalışabiliyorsunuz. Hatta üniversite ve KPSS de var. Harika. Yani bu kadar donanımlısınız. Bu şöyle ki, öğrenci koçluğu sadece eğitim, öğretim mi veriyor? Yoksa böyle biraz işte motivasyon kaynaklı öğrenciyle iletişim kurma gibi içerisinde ne var? Çok duyduğumuz bir meslek aslında, değil mi? Ekran başındaki izleyicilerimiz de bu mesleği çok duyuyordur. Ama gerçekten hani profesyonel öğrenci koçuyum ben dediğimde insanların aklına ne gelsin Merve Hanım? Hani ne iş yapar? Ya böyle haldır haldır ders çalışmak akla geliyor. Ben sürekli ders mi çalışacağım, sürekli test mi çözeceğim? Evet. Hani öğrencilerin kaygısı böyle geliyor. Gelir gelmez diyor ki ben çok ders çalışamam diye geliyor. Evet. Ama öyle bir şey değil. Ders çalışırken nasıl ders çalıştığını öğretiyoruz. Ya da verimli çalışabiliyor musun? Onu öğretmek amaçlı çalışıyoruz. Ve aslında ikisi de birbirine bağlı. Hem ruh hem de hani maddi olarak, yani beden olarak ne kadar performansın var. Onu bir ölçüp ona destek olmak amaçlı koçluk yapıyorum. Hı hı. Sadece değil. Hani ders çalış, başarılı ol, %100 başarılı ol. İşte şunları kazan, burayı kazan değil. Bir yazınızda şöyle okumuştum. Mesleğimin en zor yanı
hemen sonuca ulaşabileceğine evet. inanan öğrenciler ve veliler. Evet. Gerçekten çok doğru. Şimdi ben de bir veliyim ve aynı zamanda da öğrencilik de yapmışım zamanında. Şimdi öğrenciyken de hissettiklerim, veliyken de hissettiklerim aynı cümleyi doğruluyor aslında. Evet. Velilerin beklentisi şu: ben çocuğuma yapmam gereken her şeyi yaptım, artı olarak öğrenci koçu bile tuttum deyip o beklentiyi çok yüksek olunca evet. Aslında onun profesyonel koça yüklemiş oluyorlar evet. değil mi sorumluluğu? Evet. Bu durumda ne yapıyorsunuz? Yani nasıl hareket ediyorsunuz? Veliyi nasıl yönlendiriyorsunuz? Ya bu durumda zaten şey söylüyorum. Benim bir sihirli değneğim yok. Buraya gelirken hep birlikte bir şey yapacağız. Çünkü bu bir işbirliği. Ailenin de içinde olduğu, çocuğun da içinde ve benim de içinde olduğum bir işbirliği üçgenindeyiz. O yüzden de herkese düşen görevler var. Bunları ben hatırlatıyorum. Hem öğrenciye hem aileye hem de kendime. Tabii ki sonuç beklendiğinde benden bir şeyler öğrenilmesi gerektiğinde öğreniyorlar zaten. Ki şöyle de yapıyorum. Hani koçluk yaptığım sıra veliye de bilgilendirme yapıyorum. Çünkü hani tabii. çocuğunu bırakıyor en değerli varlığını. Evet. Ve hani neler yaptığımızı da merak ediyor. Bu merakı gidermek için de evet hani görüşmelerden sonra onları da bilgilendiriyorum. Desteğine de ihtiyaç duyduğumda söylüyorum. Ya da benim görmediğim bir şeyler de olabilir. Hı hı. Eklemek istedikleri bir şeyler de olabilir. Evet. Onlara da fırsat tanıyorum. Aslında üç sacaya derler ya. Evet. Öğretmen, öğrenci ve veli. Yani başarı o üç sac ayağının da birlikte olmasından geçiyor. Bir de ben şuna inanıyorum. Size sorayım ama bence cevabını biliyorum gibi. Öğrenci ve öğretmen ya da öğrenci ve koç arasında sevgi bağının olması gerekiyor değil mi? Kesinlikle. Çünkü yani, bunu bir tecrübeye dayanarak söylüyorum, anlatacağım onu da. Tabii ki. Ya şöyle, bize bağ kurmayın diye öğrettin. Hani bağ kurmayın çünkü hani iletişimimiz bir gün bir yerde bitecek. Şunu fark ettim, bağ kurmadan olmuyor. Çünkü evet. biz hani biz de bir de sıcakkanlı insanlarız. Bağ kurmadan nereye ve ne İnsanız. Kadar yapabilir? Evet yani ve bize en önemli şeylerini anlatıyor. Hayalini, hayatını, ailesini, okulunu, belki arkadaşını, belki sevgilisini. Özel hayatını da anlatıyor size evet, kendilerine evet, tabii konuşuyor ki. Değil mi? Tabii ki ve daha iyi bir adım sağlıyoruz. Yani bana hiç güvenmediği zaman neden hayalini teslim etsin ki? Evet. Hayalini teslim edecek, emeğini teslim edecek bir kere ki evet. güvenmeli ve bağ kurmalı. Evet. Yoksa sadece bir şey olur yani alışveriş olur sadece bu kadar. Evet. Hı-hı. Çok doğru. Yani alışverişin ötesine gitmez o ilişki evet. arada sevgi bağı olmazsa. Evet. Öyle değil mi? Evet. Ben öyleyim. Neden böyle bir soru sordum size? Benim de ilkokulda o zaman ilkokul 5'ten sonra Anadolu Liseleri sınavına giriyorduk. İzleyicilerimiz hatırlar. O dönemlerde ne yalan söyleyeyim hani çok fen matematikçi bir öğrenci olmadım. Daha çok işte güzel sanatlar yolunda ilerleyen biriydim. Ama fen matematik çok ön plandaydı evet. o dönemlerde. Merve Hanım öyle değil mi o evet, yıllarda? Evet. Bir çok iyi bir öğretmen tutmuşlardı bana sağ olsunlar bir matematik öğretmeni. Gerçekten çok başarılıydı. Çok hırslı fakat ben öğrenci olarak asla kendisiyle bir bağ kuramadım. Ve o bağı kuramadığım için, sevemediğim için ve öğretmenden de o elektriği alamadığım için bir yıl boyunca düzenli ve mecburen ailemin isteğiyle aldığım ders sonucunda matematik skorum 5 doğru 2 yanlıştı. Ama öyle şimdi olmuyor. Bakın anneler babalar ebeveynler buna gerçekten dikkat etsinler. Kendilerinin çok iyi bildikleri öğretmen olması elbette önemli. Ama çocuklarının bağ kurduğu, sevdiği ve çocuklarının da çalışmaktan zevk aldığı profesyonel koçlara yönelsin veliler. Öyle değil mi? Kesinlikle. Peki Merve Hanım, çok önemli bir soru aslında. Özel bir dönemden geçiyoruz. Covid-19 salgını nedeniyle dünyadaki tüm öğrenciler, veliler ve eğitimciler bundan çok etkilendiler. Bu dönemde neler yaptınız? Online'a mı döndü çalışmalar? Online'a devam ettik. Zaten ben online'da görüşme yapıyordum ama bu Covid'de de daha çok online'a döndük. Yani görüşme yapmadık yüz yüze. Evet. Sadece hani bu performans da arttı aslında. Sadece evde kalıp sadece ders çalışınca birkaç ay böyle performans arttı. Sonra tabii ki düşüşler oldu. Ya da işte bu sınavın ertelenmesi, sınav ne zaman olacak bir belirsizlik yaşandı. Bir ders çalışmalar bırakıldı. Sonra tekrar bir sınav tarihi tam böyle netleşti. Orada bir hayal kırıklığı heyecan oldu. Heyecan oldu evet, değil mi? Kaygı büyüdü. Evet. Orada da destekçi oldu. Çocuklar gerçekten zor bir dönemden geçtiler. Evet. Tüm velilere ve gerçekten emekle, heyecanla, kaygıyla çalışan tüm öğrencilere de LGS sınavını atlattılar. Geçmiş olsun diyoruz. Önlerindeki evet. sınavlar içinde onlara başarılar diliyoruz. Evet. Çok kutsal bir meslek. Evet.
En önemlisi ne biliyor musunuz? Yolun başındakilere örnek olmanız. Sizin enerjinizden etkilenen, sizin yönlendirmelerinizle hayata başlayan öğrenciler var. Bu çok kıymetli. Bir yazınızda okumuştum. Kadın güçlü hissederse toplum da güçlü hisseder diye bir cümle yazmışsınız. Evet. Ve ben ondan çok etkilendim her zamanki gibi yazılarınızda. Bu cümlede ne anlatmak istediniz? Ya şöyle, bir kadın iş hayatı varsa daha çok zaman yönetimi yapabiliyor, daha üretken olabiliyor. Bu da evine yansıyor. Yani kadın sadece ev temizliği yaparken de bölüşüyor. Yani çocuklarına söyleyebiliyor. Ya burayı sen de süpür, ben işe gideceğim. Bir iş bölümü de, evet, iş birliği de daha aktif oluyor. Elbette. Ve böylece daha güçlü bir birey oluşuyor. Hem el becerisinde, hem ev becerisinde. Sorumluluklarını bilen çocuklar aslında aileden yetişiyorlar. Onu söylemek istiyorsunuz, evet, evet, değil mi? Evet, çok evet, kıymetli bir şey bu. Kesinlikle, yani sadece hani evde kalıp çocuğa hizmet de kesinlikle çok kıymetli. Dışarıda aktif olup çalışmak da çok kıymetli. Her ikisi de çocuğa katkı sağlıyor. Ama iş hayatı daha kıymetli oluyor. Çocuklar için de, anne için de. Hem üretken oluyorlar, hem daha güçlü hissediyorlar. Çok böylece güzel, güçlü bir toplum elde etmiş oluyoruz. Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz güzel yönlendirmeleriniz için. Yolun başındaki çok güzel, ışıl ışıl öğrencilere nefer olmanızı diliyorum. Ve sevgili izleyiciler, bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.